Takım oyununa hoş geldiniz. Lig'de heyecan sürüyor Trabzonspor. Pendik Sporu Galatasaray'da Ankara gücünü 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Reha Kapsal, Ulaş Özdemir ve Serkan Korkmaz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş Takım hoş oyununa diyelim. Sevgilim i̇ki güzel karşılaşmaydı. Bu iki maça dair konuşacak çok şey var. Yarının önemli maçları var. Onları da mercek altına alacağız. İşte toplu sonuçlar ve puan durumu. Yılpor Samsun Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 2. MSF Sivas Spor 0, Atakaş Hatay Spor 0. İstanbul Spor 1, Bitek Spor 2, Trabzon Spor 2, Pendik Spor 1, Galatasaray 2, Ankara Gücü 1. Şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar böyle. Pazar günü saat 13.30'da Vavakars Fatih Karagümrük Kasımpaşa. Saat 16'da Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçları var. Saat 19'da 2 mücadele olacak. Yükatel Adana Demir Koredon Alanya Spor'la. Tümosan Konya Spor Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Hafta Pazar akşam oynanacak. Mondeom Kayseri Spor, Rams Başakşehir mücadelesiyle tamamlanacak. Şu ana kadar oynanan maçların ardından oluşan işte puan durumu. Ekranda Galatasaray 19 puan ve maç fazlasıyla lider bir maç eksik. Fenerbahçe 18 puanda ikinci sırada. Üçüncü Trabzonspor'un 12 puanı var. 11 puanlı 3 takımdan Yukatel Adana Demirspor dördüncü sıradaki bir maçı eksik. Atakaş Hatayspor Spor beşinci sırada yine bir maçı eksik. Çaykur Rizespor ise altıncı sırada yer alıyor. 7. Beşiktaş'ın 10 puanı var ve bir maçı eksik. 8. Mondiom Kayserispor'un 9 puanı var. Onların da bir maçı eksik. 9 puanı diğer takımlar tüm olsan Konya Spor 9. sırada bir maçı eksik. 10. sırada ise bir tek sen Antalya Spor yer alıyor sevgili seyirciler. 11. sırada 9 puanı yine Kasımpaşa var. Kasımpaşa da henüz maçını oynamadı. 12. Koredon Alanya Spor'un 7 puan var. Yine maçını oynamadı Alanya Spor. 8, e, 13. EMS Yapı Sivas puanı 7. Bir maçı eksik henüz maçını oynamayan Fatih Karagümrün 6 puanı var. 14. sırada diğer 6 puanlı takımlardan Ankara gücü 15. Gaziantep 16. sırada. 17. Pendik Spor'un 4 puanı var. Henüz maçlarını oynamayan Rams Başakşehir 3 puanla 18. İstanbulspor 2 puanla 19. Yılpor Samsunspor ise 1 puanla 20. ve son sırada yer alıyor. Bugün iki önemli karşılaşma vardı. Önce az önce sonra eren yaklaşık 1-1,5 saat önce sonra eren Galatasaray maçıyla başlayalım. Galatasaray Ankara gücünü konuk etti. Pozisyonu bol, hikayesi çok bir mücadeleydi diyebiliriz. Serkan Korkmaz iyi oynayan Galatasaray vardı ama zaman zaman Ankara gücünde maça ortak olduğunu söylemek lazım. Ve tabii ki sen de büyük ihtimalle oradan başlayacaksın. Ankara gücü kalitesinde de ayrı bir parantez değil paragraf açmak gerekiyor. Yani ee, Bahadır'dan başka bir şey düşünemiyordum ben <laughs> maç bittiği anda. Hakikaten e, yarın fotomaçtaki maç yazımın büyük kısmı Bahadır'ı anlattım. Hani Zaha gibi dünya ünlü bir yıldızın sahne alıp bir kale duvarını devirircesine sert bir şutla Galatasarayı galibiyete taşıdığı, skoru bir 1e getirdiği maçta hani hakikaten yenilen takımın kalecisinden başlamak zorundayız çünkü böyle bir şeyi çok fazla izlemiyoruz. Böyle performanslar oldu. Ee, Onur'un Trabzonspor'un eski kalecisi böyle bir Fenerbahçe bir ya. birkaç performansını hatırlarım. Uğurcan'ın vardır. Mustafa'nın zaten iki sayısız iki. var. Eee Mert Günoğ'un maçları vardır. Ee, ama Bahadır ya bir ara hatta ulaşa dedim ya nereden çıktı abi bu adam? 27 yaşındaymış dedim. Ondan sonra tabii seceresine baktık. Kalesine hatta gelen şut sayısını biliyor musun? 32 mi? 37. 37 değil mi? 32'de bıraktım ben. Normal 7. sürede 32 idi. 90. dakikada 32 idi. Uzatmalarla beraber 37 <laughs> şut olmuş. Bazı maçları büyük takımlar dahi 5 tane rakip kaleye çekilmiş şutla tamamlayabiliyor biliyorsunuz. Uzatmalarda o kadar şut çekmiş Galatasaray. Ki uzatmalarda biraz vites düşmüştü artık. Yani biraz daha kontrollü bir moda. 3 puana doğru yelken açmış Galatasaray. Biraz daha şey temkinli oynamaya başlamıştı. Bir de 9 dakika ama bir de uzatma. Evet 9 yani... dakika. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bu akşam ben Bahadır'ı bir kere ayakta alkışlıyorum. Tebrik ediyorum canı gönülden. E, 27 yaşına kadar e, dikkatimizi, benim dikkatimi çekmeyi başaramamış bir çocuktu ama mesela Ulaş tanıyordu. Ulaş bana ilk bilgileri. İlk bilgiler Ulaş Özdemir'den geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Sonra şey ben değildi. internete girdim. 1461 Trabzon'da oynuyordu. Bir, bir ara bir 1461 e Oradan Ankara Demir'e falan. Ankara Demir'e geri dönmüş hocam. Ankara Demir'den de Ankara gücü bunu beğenmiş almış. E, çıkışı da Karabük altyapısı da. Ee, helal olsun. Çorum doğumlu bu kardeşimiz, 27 yaş, iyi bir yaş, ee, önü açık bugünkü performansıyla artık kolay kolay sırtı yere gelmez diye düşünüyorum. Ama hakikaten biraz da şansı da vardı. Ama Kaleci de hani o şansı yaratacak şekilde sen oraya gideceksin de o kol açacaksın. İki tane sımaca blok yaptı ya. Icardi'nin kafa sımacına blok yaptı. Icardi gördünüz evet, mü yüz Şerkan, ifadesini? Çocuk şaşkınlıktan hand, küçük villi yuttu. Handball Kaleci'yi evet, yaptı aynen. Orada, farkında mısın? Yani ve kale handbol kalesi ya, değil hocam. Kaleyi küçültüp kendi büyüdü, o <laughs> oydu, kafayla çarptı, topta ya. öyle yani. Yani basketbolda sımaca blok yapan Diken ve Mutombo gibiydi yani. Bir şey söyleyeceğim Gökhan Ankara Gücünün kalecisi. ya. Sakatlığı falan mı vardı yoksa? Ah onu bakalım yedekte var mı Gökhan? Yok yok sakat. Sakat yani. İyi, iyi bir kalecidir Gökhan. Ya Gökhan da çok iyi bir kalecidir. çok kaleci. iyi bir kaleciyim. Evet, Ankara çok Gücü beğenim. anlamda şansı da. Bahadır bundan sonra kaleyi Gökhan'a verir mi? Ya da Bahadır Ankara Gücü'nde kalır mı? Ya işte onu zaman gösterecek ama bu akşam tek maçlık bir performans olarak bence sezonun şu ana kadarki en iyi bireysel performanslarından birini ve en iyi kaleci performansını izledik. Şu örtüsü açtı Tunmazer arasına girdi. Zaten. Bakar <laughs> ya şuraya <bakarsın. gülüyor> Yalnız işte burada da bir Wilfried Zaha gerçeğine dönmemiz lazım. Hoş geldin Zaha diye başlık atması gerekiyor bence Bir de parantez gazetelerin. içinde devam et Serkan. Gökhan Rize Spor önünü geçen sene oynadı evet. öyle biliyorum ben. Doğru, Ay, doğru. Yani yuvaya Çayku, mı döndü? Rize, Evet evet. Yuvaya dönmüş olabilir. Geçen sene oladı. kiralık gelmişti. Şu anda Rize Spor'un hem takım kaptanı öyle biliyorum yani yanlış bilmiyorsam. Yani ee, yani Ankara Yücel'e alakası yok. E, öyle mi ben öyle biliyorum yanlış bilmiyorsam. Bir cüneyt baksın. Zaha'nın şutunda Bahadır'a da isyan vardı bu arada. Hani bir dakika ya yeter artık dedi. Hani değil mi o Sert Ben iyi. bunu başka türlü geçemeyeceğim dedi. Tüm gücüyle vurdu. Saatte 124 kilometre hıza ulaşmış bir top. İyi ki kimseye gelmedi o top öyle söyleyeyim. Yani maazallah bir savunmacının kafasına falan gelse hakikaten e, ciddi şekilde belki de şu anda şu dakikalarda müşahede altında kalabilirdi. 124 kilometre. 124 kilometre saatte e, hızla çarptı. Galatasaray'da Geçen sezon şampiyonlukla biten sezonun sonunda Cüneyt. Burada hepimiz yani bütün Galatasaraylılar hatta şampiyonlukla bitmiş. Şampiyon... Gökhan bu arada yok. Gökhan Akkan'dan bahsediyorsunuz. Ben birçok şeyle ilgilenmişim. Gökhan evet, Akkan yani Rize Spor'a Spor geri Spor döndü. Kaptanı Tabii da yani. Ki. Ha Tamam. Ee, yani işte bu yüzden sekmiş. Gökhan yani. tamam. ee, yani işte, değil. Bahadır diye bir ben. gerçek. İnsanlık başka bir Hayır insanlık hali. Hayır. Dalmış olabilirsin. Yani say, olur. Yani geçen sene oynadı. Ulaş dedi. Ben demedim. Geçen sene kiralıktı. Geriye döndü Rize Spor'a. Ulaş dedi. Ben de yedeklere baktım. Rafal Gikevic diye bir yabancı Arkadaşlar kaleci var. Gikiewicz diye bir yabancı kalecisi var. Ama Bahadır demek ki formayı almış zaten. 99 numaralı Bahadır 1 numaradan formayı almış gözüküyor. Galatasaray geçen sezonu şampiyon bitirdiğinde Galatasaraylar hemen yani tarihlerinde çok sayıda şampiyonluk yaşamış Galatasaray'ın öncelikli hedefi hep Avrupa'da başarı olmuştu. Şampiyonlar Ligi'ne gözünü dikmişti ve hemen daha ertesi gün Sosyal medyada bize bir sol bek lazım. Bize bir 8 numara lazım. Bize bir 10 numara lazım. Hatta bir de golcü falan diye sıralamalar yapılmıştı. Galatasaray çok e, enteresan bir şekilde hala bir sol beke ki Angelino annenin bugün e, kendi iyi kendi çıkardık. standartlarının iyi yani Galatasaray'daki standartlarının uh -huh. yoksa e, kariyerinde kariyerinde Angelino'nun ne seviyelere çıktığını hep beraber gördük ama Galatasaray standartında falan geçtiğimiz sezon. tabii, tabii, tabii tabi orada üçlüde oynuyordu üçlü Aha. bir ama Galatasaray'da vardı. daha Dört yeni yeni oynuyor. açılan bir çocuk. Tabii daha ama iyi olacak bugün dediğin doğru Serkan biraz tabii. daha iyiydi. Evet bakıldığında Galatasaray'ın hala bir 8 numaraya Şampiyonlar Ligi standartında konuşuyorum lig için değil. Hala bir 8 numaraya, hala bir 10 numaraya ve bence Annenin yo böyle oynayacaksa yani bu onun zirve performansıysa hala bir soldaki ihtiyacı var. Bu hayli ironik bir durum. Bu kadar çok sayıda ve yıldız oyuncu transferi yapmış ve bu kadar ciddi maliyetli yükünün altına girmişken hala aynı öncelik sırasında ihtiyaç listesi oluşması dikkat çekici ama Galatasaray doğru yolda. Ben bugün maç bir bir de bitebilirdi. Yani Zaha'nın golüyle bir bir de bitebilirdi. E, o koşullar altında. Alisoğ olsaydı başka bir senaryo da ortaya çıkabilirdi. Tabii başka bir senaryo da ortaya çıkabilirdi. Alisoğ'un eli kırık. Ama. Her ne kadar Yok, Galatasaray Galibiyeti Zakat galibiyeti, bir rahat bir galibiyet hak edecek performansı ortaya koysa da e, bunu kabul etmek lazım. Berabere bitecek bir maçtı. Fakat ben burada yine aynı cümlelerle Galatasaraylılara umut verici bir e, konuşma yapardım diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray bence bu sezonun e, en iyi performanslarından birini sergiledi. LinkedIn. Ve kadroda rotasyon yapmasına rağmen. Evet. E, bu arada ben Tete'yi çok eleştirildiğini görüyorum sosyal medyada. Gayet etkili olduğunu düşünüyorum Tetenin ve Tete'yi de beğendim. Torreira her zamanki standartında mükemmel oynadı. Icardi hala bir fizik kondisyon seviyesi yakalama noktasında görülüyor yani bu. Ama bugün onun da rahatlıkla trick yapabileceği bir maçtı bu haline rağmen. Uzun süreden bu ara ilk defa gol atmadı. Evet. Ama yani gol atamadı demek girdi. istemiyorum. Bahadır Mağduru şu anda ya yüz ifadesini gördünüz mü son kaçırdığı golden sonra şöyle falan yaptı çocuk yani hani e, bayağı bir sistem etti. E, bu arada Galatasaraylı futbolcular umarım maçtan sonra Ramazan'ı tebrik etmişlerdir. Maçtan sonraki demeçliler henüz elimize ulaşmadı. Onları da izleyeceğiz muhtemelen basın toplantılarını. E, bugünün kahramanı her şeye rağmen Ramazan. Bahadır, Bahadır. Bahadır'dı. Ama Ramazan bak, Berkay Aslan çok güzel bir KJ yazmış. Hiç Bakar mısınız? <laughs> 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 Ramazan'da, <bir kaleci. gülüyor> Ramazan'da bir kaleci adı. <laughs> Tabii. Monitörü daha bakarsan... Ramazan gibiydi bugün. <laughs> öyle kurtarışları. Ben okuyayım o zaman. Ee, Maçı yıldızı Bahadır ama Çilingir de Zaha'dır. Doğru. <laughs> Maçı güzel böyle özetlemiş. Yok, çok güzel bir Berkay Hanım editörümüz. editörümüz. Ee, gerçekten ikisini de tebrik etmek lazım Ulaş Özdemir. Seyir zevki de yüksek bir Ya bucağı. Şöyle ben Trabzonspor maçıyla biraz e, bağdaştırmak isterim. Bir takımın iç sahada verebileceği en iyi performans bu işte. Yani rak rakip sana geldiği anda onu Müthiş bir şekilde oyunu domine edeceksin ve böyle kazanacaksın seyircinin de desteğini arkasına alarak. Yani top sende olacak ve top sendeyken de ne yapman gerekiyorsa onu en güzel şekilde uygulayacaksın. Çağdaş Atan birkaç gün önce bir şey söyledi değil mi? Başakşehir ve Fenerbahçe maçının ardından. Yani hem Fenerbahçe için hem Galatasaray örneğini vererek. Yani seviye ve oyun bizim kat kat üzerimizde dedi. Evet şu anda baktığında... Hem Galatasaray'ın ve özellikle tırnak içinde söylüyorum Fenerbahçe'nin oyunu. Çünkü Fenerbahçe'nin hem fizik olarak ortaya koyduğu oyun hem teknik anlamda ortaya koyduğu oyun gerçekten yani bence Galatasaray'ın da üzerinde şu anda. Şu anda en istim üstünde olan takım Fenerbahçe gözüküyor. Evet. evet yani dolayısıyla bu akşam ne yapılması gerekiyorsa hepsini Galatasaray büyük ölçüde seyircisinin de desteğini arkasına alarak başardı. Tabi Ankara gücünün özellikle yani direnebileceği yere kadar direndi artık ama belli bir noktadan sonra seviye başka bir yere çıkıyor ve Galatasaray'ın özellikle ben Kereme'de yapılan eleştirilere çok katılmıyorum. Evet bazı noktalarda vermiş olduğu kararlar. 10 numara değil çocuk. Değil ama sonuçta bu maç için orada oynatıldı ama kanat organizasyonları da O bence kanattaki da... e, formayı nasıl kapacağını düşünmeye başlasın tekrar. Bugün ya... çok enteresan bir zaha izledik ki daha tam Mesela vitesi sona atmadı yani. Yani Hakim Ziyek'in de e, sol taraftaki performansının çok yeterli ol, olacağını düşünmeyerek işte geçen maçın on numarayı sağda alıp görmek Saklaması lazım, lazım gibi, e, sakladığı gibi Okan Hoca'nın. Ya bu tip rotasyonlar, bu tip mevkisel değişiklikler olabilir ama Kerem Eratoğlu'dan yine Galatasaray'ın yerli kuralı avantajını da dikkate alarak bence ön alanda kullanabileceği en önemli oyunculardan bir tanesi. Ya çok güzel bir maç izledik ama dediğim gibi maç Bahadır ile Galatasaray <laughs> arasında geçti. Yani olayın özeti o. Ama hocam ekranda ortalama pozisyonlar Galatasaray'da hücum gücüyle dikkat çekti bu mücadelede. Evet Galatasaray'ın transferleri de zaten bu yönde oldu. Yani Galatasaray kulübü geçmiş sezonlarda da bir şeyi çok doğru yapıyor. Şampiyon oldu, şampiyonluğa oynadığında Türkiye'nin... Direkt böyle e, Süper Lig haritasını bir şekilde çizmiş onlar. Nedir? Hucum oynayacaksın. Hatırla geçmişte de işte e, şampiyonluklarda hep iki tane kenar bekini Galatasaray takımı hep ofansif bekler yapar. Hı -hı. Cüneyt işte defansif bek gördü mü Galatasaray'da? Hayır. Hep o hucum oyuncularıyla beraber bu şekilde bir planlanmış bir oyun, planlanmış bir transfer ayları geçirir. Hep Galatasaray takımı ve de ligimizde de genelde baktığımızda şampiyonların yani dörtte üç yakını dikkat eder her zaman çok gol atmıştır. Yani hep gole yönelik oynamıştır. Yedi golde tam o dengeyi falan bırak. Gol fazla attığı zaman çoğu zaman da zaten ligde tabii ki ara sıra daha az gol atan da şampiyon oldu. Ama genelde baktığımızda ligimizin hikayesi az önce de söyledim haritası hep gol atmak ofansif güçten geçiyor. Galatasaray da buna göre zaten bir transfer dönemi geçirdi. Dikkat et. Ya yani, hucum cephaneliği çok farklı. Hep e, yani bir tek e, hakim hakim ziye çağrıcında hep atletik oyuncular tete zaha aldıkları düşün. E, Kerem oynuyor orada. Aynı şekilde Barış Alper oynuyor. Bunlar birebir de adam geçebilecek e, o oyuncu profilleri. Bir tek sete yerleşmiş, organize olmuş bir savunmaya karşı Galatasaray'dayken top işte çizgilerde de hakim ziyes var. Şimdi bugün ne oldu farkı fark yaratan bir koçbaşı lazımdı değil mi o kapıyı kırmak için? Mesela evet. ben yazı yazsaydım Galatasaray maçı Koçbaşı Zaha derdim Yani e, bu kadar gol kaçıyor Pozisyona giriyorsun ne diyorsun Zahanın golüyle genelde orada bir de ne beklersin Zaha farkı bu Cüneyt Şimdi genelde düşünebiliyor musun Sol çizgide oynuyorsun sağ ayağın güçlü ayağın Serkan içeri doğru evriliyorsun kat ediyorsun Uzak köşeye vuruyorsun değil mi hı hı. Kalecini sağına doğru vuruyor Yani bu Zahalık vuruş Yani bu adam boş yeri değil 2 sene önce daha 2021-22 senesinde Premier Lig'de yani 12 gol bir asistle oynadı. Kariyer sezonunu oynadı. Hı hı. Bir de hep konuşuyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde özellikle veya derbilerde ikarıda bir şey oldu çıktı. Açık alana bakan buyla, şimdi bakan bu da atletik de Halil açık alanda çok hızlı oyuncuydu. Zaha'yı oynat. Crystal Palace da Santrofor profilinde oynamış tek Santrofor. 4-1-4-1'de tek oynamış bir oyuncu. Tabii Zaha bu koş başını olduktan sonra bir de... Hı hı. Ne oldu Gal e, Galatasaray türbünleriyle beraber? O oyuncular da bir silkelendi. Zaten orada da o baskı iyice rakibine götürüp yani herhalde yani maç 90 artı 9'da oynanıyor ya. 9. dakika Galatasaray yine gol atardı isteseydi yani o hale. Yani sonra zaten vites biraz küçülttü. Yine top pozisyona girdi Galatasaray takımı. Tabi Ankara gücü için esasen ne oldu biliyor musun? Yani ikinci yarı atabilecek onlar golü en kötü zamanda attı. Galatasaray da en iyi zamandaydı. İkinci yarının başında attı. Tabii Galatasaray'ı yani, biraz da o ateşledi. Tabii e, ya yani Arı Kovan'la çomağı soktu iyice. Orada da Galatasaray takımı daha fazla yüklendi. Tabii Galatasaray takımı en önemli yaptığı bu kadar. Şimdi 50 küsur ceza sahası içine giriyorsun. Bu kadar şut atıyorsun. Şimdi bunu yaparken esas nasıl yaptı bunu konuşmak gerekir. Galatasaray takımının DNA'sında ne vardır? Serkan sen de bilirsin geçmişte ön amla yapılan bir pres vardır. Hı hı. Hep geçmişten bu gelmiştir. 2000'li yılları vesaire değil mi? Hep Galatasaray takım başladığında özellikle Ali Sami stadında bu baskı hissettir. Bu baskı hissettirmek ne demek biliyor musun futbolda? Rakibi psikolojik olarak baskı altına sokmaktır. Yani rakibi Tabii. ne yapıyorsun sen? Yalnız pres topu kazanıp işte geriye koşmuyorsun. Atak sürekli devamlı yapıyorsun. Tamam. Eyvallah. Bunlar var Galatasaray'da. Hatta Perşem Fenerbahçe'yi de konuştuk. Doğru mu? Üstelere Doğru. Kadar. Şimdi büyük takım oyunu böyle olur. Atak sürekli devamlar pres var ve de topa sahip olan hep söylüyorum örnek veriyorum. City, Barcelona örneği, Liverpool örneği karşı pres topu kaptırdığın zaman iki birinci oyuncu, ikinci oyuncu beş saniyede geri alması gerek karşı pres. Şimdi bunu çok iyi uyguluyor Galatasaray takımı. Dedim ya geçmişten böyle bir DNA'sı, hafızası var. Galatasaray takımı hem geriye koşmuyor hem önde kalıyor. Rakibi de en önemli az önce söylediğim gibi altını çiziyorum. Psikolojik baskıya itiyor. Bunu bütün takımlara yapıyor Galatasaray takımı. Bu ne oluyor? İlk 20 dakika ister istemez zakip de direnci fazla yoksa istediği kadar olsun tribünle beraber oyuncu coşkusuyla kırılan taraf oluyor. Galatasaray'ın en büyük 20 dakikada 25 dakikada yaptığı olay gol bulduğu ne? Kırılmıyor. Kırılan taraf olmuyor. Kırıyor rakibi. Kırıldığı zaman da dengesini bozuyor. Geriye düştüğünde bile mesela ilk kere de çok rahat yani öne bitirebilirdi. Geriye düştüğünde bile yine bu prese devam etti. Geriye düştü kırılmadı yine rakibine kırdı. Oradan 2-1 tekrar Bakıyorsun öne geçiyor. Ya yani maçın skoru normalde biz yanlış anlamayın. Bu akşam şimdi böyle bir maç seyrettik. 5 şu. Hayır 5. Biz şeyi çıkartalım. Ne o son yani kaleye giden topu o aren ne olduğunu yani hani öyle genelde öyle bir e, hep bilmeceler olur ya. Bu top gol oldu mu olmadı Hı -hı. mı? Söyleyin bakalım. Son da, evet. Melike sonra, Melike de da. ondan sonra doğru söylüyorsun. E, yani böyle bu kadar şut, bu kadar pozisyon. biz ne deriz maçı deriz ya herhalde. Yani hiç de takımları bilmesek ya şu sarı kırmızı takım yani 7 8 tane gol atmıştır de Olabilirdi. Yani çok ciddi bir dominasyon vardı Galatasaray'da. Yani Galatasaray takımı bu kadar güçlü pres bir de işin tuhafını biliyor musun? Dikkat ettiyseniz Yenilen golde de zaten onun sıkıntısı oldu. Sanchez falan rakip yarı alanın içine girdi. Rakip kaleye 40 dakikaya ya 40 metre pardon 40 metreye yaklaştı. 2 tane pozisyon buldu. Kaan Ayan ve Sanchez yani bırak o orta saha yu, yani rakip yuvarlığın oralarına geldiler Galatasaray takımı. Ya yani Mustara açık alan dediğimiz var ya baya bir açık alan vardı. Yani bir ova falan vardı orada boşlukta öyle düşün yani. Oraya kadar 10 kişiyle Mustara haricinde rakip yer alana kendi kalesinden Ankara Hücün 40 metreye kadar bütün takımın gelmesi orada yani atak sürekli pozisyonlar yani Galatasaray takımı ama o ön alan baskı piresini ve en önemli karşı presi birinci sınıf yaptı bugün. Çok kısa saniyelerde aldı toplar e ve <laughs> onun sonucunda da zaten geriye düşse bile hak ettiği bir galibiyeti aldı. En enteresan detaylarından birisi şampiyonluk yolunda çok takdir toplayan, geçen sezonun tartışmasız Hı -hı. en iyi tandemi olan Nelson'la e, Bardakçı'nın, eee Abdülkerim Bardakçı'nın e, yedekler arasında olmasıydı. Bu çok enteresan bir detaydı. Yani ee, bu demek değildir ki onlar artık yedek. ama Kaan'ı da e, konuşmak lazım maç sonrasında e, oğlu da e, içeriye girdi Kaan'da da şeyi hatırlıyorum ben ben çok eleştirmiştim Kaan'ı çok sevdiğimi çok beğendiğimi Kaan'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu e, farklı mevkilerde görev alı a, alma özelliğiyle beraber Galatasaray için kilit bir transfer olduğunu her zaman vurgulamıştım ama o ee, sözleşme imzalama töreninde ağzında sakızla çıkmıştı ve ben bunu çok eleştirmiştim. Ee, fakat Kaan'da çok ciddi bir toparlanma, mesleğine asılma ve forma savaşına ciddi anlamda gövdeyi koyma iradesini görüyorum. Ee, belki çok etkileyici bir performans gelmeyebilir ama e, kolay değil yani. Kaan'da ben de bu işin ya, içindeyim dedi. Ben, Bence Ka Kaan'dan be ne bekledin öyle Şimdi şey? Kaan bir Sanchez gibi atletik bir oyuncu değil Serkan. Tabii sen ki. de biliyorsun. Kaan'ın en büyük özelliği ne? Kaan sezgileri, pozisyon bilgisi, top tekniği bir oyuncu, pasör bir stoperdir. Hı hı. Pasör bir orta saha, sen güzel söyledin sağ bekte oynatabilsin. 3 pozisyonda oynayabilir. Orta saha, sağ, sağ bek ve stoper. Ve yani, stoper. Niye oynar? Çünkü oyun bilgisi, tekniği iyi Ağır bir oyuncu ama Aynı. pozisyon bilgisinden orada oynar. Şimdi Galatasaray takımı özellikle mesela bugün hücumda yani gol kaçırdı. Mesela Kerem sen az önce söyledin ya. Kerem 10 numara hep söylüyor. Yani Kerem sırtı dönük oynayamaz. Şimdi 10 numara oynadığın zaman sırtı dönük oynayacaksın. Serkan yeri geldiğinde rakibin ikinci stoperi sana gelip baskı yapacak veya altı numarası. Şimdi Kerem burada alıp şimdi ben arkamda adam var. Alacağım, kurtaracağım. Serkan bunu alan açacağım kime? Öndeki 3 tane oyuncuya. 10 numara profilinde oynuyorum. Şimdi Kerem zaten ilk dokunuşu, ilk teması tekniği iyi oyuncu değil. Tabii ki özellikleri var. Te diğer yani oyuncular gibi onun da özellikleri var. Hızı var, atletizm var. Son zamanlarda geliştirdi kendini as yapıyor ama daha fazla geliştirmesi gereken tekniği ve çok çok top kaybetmesi. Peki hocam ikisi yani çok da birden. daha doğrusu Galatasaray'ın ee, alışılmış iki stoperinin birden tandem olarak kenarda olması size de çok enteresan ya geldi. Ya bir kere Sanchez varsa biz burada Tamam Sanchez'e San okey oldu herkes hemen ikinci maçta ya bence de. Sanchez o insan da bak parantez tanımıyor. Biz geçen hani bir programda hani öngörülüyor. Kanu bul... daha mı uyumlu buluyor hayır, acaba? San hayır, Hayır, Ya yani uyumlu, uyumlu derken bence onları bence Abdülkerim'le eee Sanchez'i oynatacak. Sağ stoper Sanchez, Manchester United maçını söylüyorum. Hı -hı. Ondan sonra aynen kafalar oraya gitti ben, çünkü role, şu an kan bir anda şampiyonlarla güvendikte yani e, oynatacağını düşünmüyorum Nelson bench'te oturur yani Galatasaray'ın ideal ikilisi Sanchez ve Abdülkadir Ömür şey i̇şte Ömür diyorum hocam, ö, bardakçı çok özür olur yani e, burasını çok önemsiyorum hı hı. ben çünkü hı hı. Nelson gibi başarılı tırnak içinde yurt dışına her zaman iyi bedellerle transfer olması beklenen tamam, ve gündemde tamam. olan bir oyuncu bu zaten. yedek bırakmak zor onun yanına Abdülkerim'i de ekleyerek hani konuyu biraz yumuşatma stratejisi mi güttü acaba hocalar? Hayır hocam? ya bence bu maçlık bir de var ya çok ucuncuyla çıktı önde baskı yaptı, pres yaptı dedi ki yani hem e, bir de şimdi salı günü oynayacak. Yani çok Abdülkerim'i evet. bir de dinlendireyim. Salı akşamı onda maç. Hem deplasman oynuyorsun. Bir şekilde orada da iş düşecek sonuçta savunmaya. Hı hı. Bence onun için. Yani Kaan'ı e, yani yeri geldiğinde bir de mesajdır bu performansa yani Nelson'u kesiyorum Abdülkerim de dediğin gibi kesiyorum. Aynen yani Sen orada de dikkat, bir dikkat sanki et falan. biraz bir, ya yani o mesaj bir paket program ama program var gibi. Hayır, ama Büyük Şampiyonlar Ligi'nde e, de bana göre Sanchez'in... Bence Mertens de 11 çıkacak Old ya, Ya Galatasaray'ın özellikle orta sahayı doğru bir kere yani dengelemesi gerekir. Yani Galatasaray'ın işte burada bir tane de 6 numara alsaydı Manchester United formsuz evet yenildi Yine evet, bugün ve sende zaha var. Konuşursan zaten doğru söylüyorsun. Var çünkü, çünkü bu, hani bu bugünle bugünle ilgili tredim. mesela İcardi de çok mesela etkisizdi. Goller kaçırdı. Dağınık bir Kerem izledik. Tete'yi ben beğenmedim. Tete'de mesela var ya. Sağ kanatlarda beyaz bir Ya, zav, ya hayır ben ya bir de ne biliyor musun? Gol kaçırabilir Cüneyt. Yani çok yani içeriye biliyor kendi sol ayağıyla kendi oynuyor ediyor bir dağınıklığı. Ya yani bir Tete kötü oyuncu demiyorum. Ama daha var yani olması gerek. Za hmm. işte za boş yerine olmuyor. Tabii 28-29 bantında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya yani Tete, Icardi, Kerem yani bugün istenen performanstan çok uzaklardaydı. Ama şunu söyleyeyim en son. Okan Hoca'nın bu arayışı kesinlikle yapmaması gerekir. Herkes Ankara gücü değil. Yani on numara Kerem, bilmem ne falan böyle yani Kerem Hoca merkezde de Bahadır bak, gibi kaleci bak yok. Hayır Bahadır gibi yok. Çok güzel söyledin Serkan. Niye söyledi? Oyun anlamında söyledim. Şimdi Kerem orada oynatmak yani 4-2-4 gibi. Yani Mertens geliyor savunmanın önüne top oluyor. Bir tane bağlantım var Demiray. Hı hı. Şimdi bir tane oyuncuya kalıyorsun Kerem de oyun kurucu değil ki öndeki oyuncular oynatsın. direkt nasıldı hocam? Direkt Demir ay nasıldı? Demiray nasıldı? Demiray'ı da beğenmedim. Ben 8 Demir numara bay. Demirbay'ı da Kerem Demirbay'ı da 8 numaralık hep burada söyledim de ben yani o profilde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O da bakma sağ önde Akimzi'ye çizgide oynadığı zaman sağ önde işte 10 numara profiline bir oyuncu. Galatasaray'ın en çok genelde de sıkıntı yaşayacağı mevki orta saha mevkidir. Buraya doğru hamleleri Galatasaray takım maalesef Yapamadım. yapmamıştır. Lig için bu yeterli midir? Yeterlidir. Yeterli. Az önce söyledim. Galatasaray o psikolojik baskıyı korur, koru e, karşı Şu tarafa Daltasaray bir şekilde. da hazırlayalım e, arkadaşlar. Evet. Yani o psikolojik baskıyı bir şekilde yapar, onu hissettirir, kendi türbünlere de o enerjiyi verir ama ligde çok zorlanmaz. Zaten geriye koşturmuyorlar Galatasaray takımı. E ne yapıyorsun? Oradaki düzenle bir şekilde koruyarak zaten ofansif oyuncularla fark yaratıyorsun. Ama derbilerde veya önemli bir deplasmana gidersin veya Şampiyonlar Ligi'nde bu orta saha düzeniyle ya yani bu, me, bu orta sahanın mekanikliği kaldırır mı kaldırmaz mı soru işareti. Bir tek Lucas Torreira orası aşırı yük binme olabilir. Ha oyuncular Şampiyonlar Ligi farklı farklı performans vermeye çalışır ama yani dediğim gibi çok da Galatasaray takımının orta sahası orada ne vereceği esasen esasen en büyük soru boldum şu an orta saha. E ben e, şu paylaşımı tabii, verelim de çünkü tabii. yeni bir paylaşım. Gündemden de uzak kalmayalım. Uzun uzun konuşacağız tüm maçları. E, alalım KC'yi de orada arkadaşlar. et görelim. Evet paylaşım bu. Göremeyenler için Saşa'nın gol anı paylaşımı yaptı Galatasaray. Ne Kime Top... mesaj veriyor? Cüneyt acaba? Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi tartışması. Bence o değil. Olduğu için Sizce? Ben bir tweet gördüm az önce. Bir gazeteci arkadaşımızın attı. Yayıncı kuruluşun paylaştığı görüntülerde çok net olarak gol olduğu görülmüyor denildi. Hmm. Sonra bu fotoğraf e, orada bir yani o gazeteci arkadaşımıza cevap veren birisi tarafından paylaşılan bir fotoğraf kale arkasından muhtemelen bir gazeteci arkadaşımız çekmiş bunu. E, dolayısıyla e, o tartışmaları da e, bitirmek amacıyla yapılan bir Büyük paylaşım. Büyük alabilir miyiz? Ee, Tabii e, Tolga oraya da verir. Biz önümüze yayıncı konuşun görüntüsünü de isteyip e, pozisyonu da değerlendirelim. Tabii ben şöyle söyleyeyim. E, Ulaşla beraberdik o anda. Tam bu anda. ve Serkan hemen gol dedi Pilotta zaten. ve normal anda hı hı. gol dedim. Neden Hayır, gol dedim? Hayır sen ilk anda gol dedin. Evet, evet yani. işte tam ilk anda pilottayken e, normal akışında gol dedim. Neden gol dedim? Çünkü kale çizgisini <laughs> topla kale çizgisi arasındaki boşluğu ve oyuncunun ayağını gördüm. O o o instan tane Şu anda bir şey gösteriyor. Normal akışta olarak miyiz? bakalım. Biz izliyoruz şu anda tabii seyirciler evet. göremiyor. Onlar e, fotoğrafı görüyorlar şu Benim anda. Benim gördüğüm açı bu değildi. Tek tek evet. bütün açıları gelecek. E, yani ilk anda canlı olarak gol dedim. Eee bence iyi... müdahalesiyle birlikte top içeriye giriyor gibi gözüküyor. E, zaten golde Aruda ha, yazsın. Bak mesela yasınırdı. bu açı çok net. Ortaya koyacak gol olduğunu, evet. Yani evet. iki top kadar içeride bu top. E yayıncı kuruluş vermiş işte görüntüyü. Evet, bence de yani... Daha da hissini verecek. Zaten bilmiyorum ben... Bunlar. Hani, o yüzden şu anda zaten paylaşımın adını göremeyenler hangi için gazeteci ya. kime ne dedi, hangi fotoğrafı hangi açıyı kullandı bilmiyorum. Bu şu anda izlediğimiz açının e, yukarıdan versiyonu yani canlı evet. akış sırasında gördüm. Yani Kale bizde izledi de bat çeken sevgili Tolga Tezcanoğlu var. Açılar aynen. budur diyor yani bizde O açıdan da. yani çizgi kamerasından bu kadar net gözükmüyor. Hı hı. O açıdan bakıldığında topun çizgiyi geçmiş e, olduğuna ikna almanız daha zor olan açı. Çünkü ya bunun daha kalitip, güzeli kartal gözü teknolojisi o da aynen. bayağı maliyetli bir sistem e, o sistemi de, alsınlar bir, bir zahmet o sistemi alsınlar bir zahmet. Şu voleybol maçları karşılayız ya voleybol başlarındaki gibi çok evet. net görmek mümkün çünkü kartal gözü teknolojisinde. Yani siz ne görüyorsunuz? Benim, ben geçti, ben görüyorum, hocam. Ya benim geçti hocam. görüyorum. Ya ben geçti görüyorum hocam. Karınımız bu görüyorum ben. Çok net bir şekilde gol çizgiği geçmiş. Ya bu da tartışıyorsak ya futbolu izleyen oynamayı bırak İzleyen resmen bunu hocam. İnsanlar tartışımını hayır biz biz start için Konuşalım. Söylemedim. İnsanlar tartışıyor diye söyledim ben. Aha, hayır, Ulaş. Yo, anladım. Ya, bu da ya, tartışılır şey yok, Çok net yani. gol çizgiyi geçmiş bu. Ya bunu da artık yok. Ha, bu böyle. Bu açı ilk defa gördüm. Verdin, bakın. Bu açı ilk defa gördüm. Şu anda izlediğimiz açı. Yani her neyse, e, tabii ki gönül ister ki gol çizgisi teknolojisi kullanılsın, Hawk kullanılsın senin dediğin, evet. e, hakemin. Şüphe kalmasın. O anda kolundaki e, uyarı cihazı titresin. Zaten golü hemen versin ki kafalarda soru işareti kalmasın. Tabii, bir de Süper Lig Marşı'yla değil mi Şahap? Şey gol olduğunu <laughs> söylesin yani. Daha önemli o çünkü. Yani, ben marşın destekçisiyim. Ama ben, enteresan şart. olan çizgi kamerasında yukarıdan da bir görüntü oldu. Yok burada da gol olduğu çok netmiş ya. Az önce bir görüntü geldi ya Serkan orada baya geçti. O görüyor. net hocam. Ben işte o, onu bak, gördüm. O net. Çizgi, boşluk, top. Yani bu baya, kareyi gördüm. Ve gol dedim ulaşa. Hatta Ulaş boşuna bakıyorlar. Baya gol dedim. geçmiş sol. Dikkat et. Sol ayağına doğru. Yani mesela burada var ya bak. Birazcık daha geriye alırsan. İşte bu açı dediğim evet, açı. Bire, Çizgi. Evet. İşte hatta Ayrul'dan burada engellemiyor. Top. Golü atıyor zaten. Tabii, gol de ona kur, gol Topla ona, birlikte girmiş içeriye. Bir de golü kurtarabilir de. Onunla yani telaş orada. Mesela şurada çok net devam edelim bak. Şu, İkardi var hemen tabii arkasında. Tabii insanlar görmüyor burada. Tabii Icardi var. Burada onun da telaşıydı. Top da. bayağı hatta içeri sol ayağına doğru top bir ara görünmüyor. Daha yani Hayır sol ayağı bak... altında kalmış evet, hocam. O sola... yüzden müdahale evet. edemiyor zaten. Hayır, hayır top geçtikten sonra Aha. görün ki Cüneyt sol i̇şte doğru gol. top gidiyor. Bak şimdi bak sol ayağına top yokken sol evet. çarpıyor. Şu anda sağ ayağında falan sola top yok. Sol kıvırarak geliyor. <laughs> kıvırarak tabii içeride. Tabi şey e, yapamıyor. E, müdahale, e, edemiyor. Müdahale, müdahale edemiyor. Müdahale, edemiyor. Hocam, burada, burada sol ayağına artık sağ geçmiş. Sol zaten içeride tamamen sol ayağına top geliyor. O sağ ayağının oradaki o çimdeki görüntü de yok yani. Top evet. kayboluyor orada. Çok net gol ya. Bunu da ya bunu insanlar tartışıyorsa yani pes yani artık. Ya Galatasaray böyle bir paylaşım yapmak zorunda kaldı. Ama yere. şöyle bir durum var. Paylaşıyor. Milimle de gol olabilirdi. Milimle de gol olmayabilirdi. Öyle Serkan, bir bu bu, pozisyon değil bu hocam. Bu milimi geçmiş X bir poz. Yok yok. Tamam. X bir pozisyon için. Yani bundan sonrası için. Demek ki bu tartışmalar şu pozisyonda bile oluyorsa demek ki bizim gol çizgisi teknolojisine Hokaya veya e, hakemlerin kolunun uyarıldığı e, dolayısıyla o sisteme bağlı olan e, uyarı cihazına ihtiyacımız var. Bakın sonra bunu tartışıp duracağız. Yani ya bu yıllarca tartışılabilecek bir pozisyonlar ben şey olabilir. Söylemem. Bu değil. Bu gol. Yani, yani dediğin, milimetrik de, gol doğru. pozisyonları için evet. o dediğin teknoloji hayır. Bir de biz gelmeli de, yani. Bak, her ülke için belki yaşarlı olmayabilir. Bizim için bu teknolojinin gelmesi gerek. Niye? Elzan. Biz zaten hep hakem üzerinden oyunu okuduğumuzdan hakem şöyle yaptı vesaire falan. Ve burada da mutlaka. Hakem vermedi ki golü. Işte, hayır. Hayır vermedi. Var verdi. Yani Hı. o varı da bir şekilde e, bitirmek gerek. ya Olayı da kafalarda. Onun için o teknolojinin bir an önce gelmesi gerekir. Ya şimdi buna gol demeyen insanlara aynı şekilde kendi takımları böyle bir gol atsa gol değil diyorlarsa ben tebrik ederim hepsini. Şimdi bir pozisyon kendi daha takımları baş, için ona gol derler, arkadaşlar. başka takım için derler ki ya neresi gol bunun? Ya bu buna da artık gol demeyeceksek var ya. Torreira'nın sarı kartta bakalım. Evet. Morutsan sarı kart gördü. Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında bu hangisi bu elle oynama itirazı mı? Yok yok olmuş bunda bir şey yok. ya. Evet bu Torreira elle oynadığı iddiası var Evet ama dolayısıyla penaltı. İddiası var. Ama bence... Penaltı omuz... bekliyor yani. Aha, penaltı bekleyenler var fakat... Ankara benim... gücünü penaltı beklediği pozisyona bakıyoruz. Aynen. Bu Ankara gücünden ziyade bazı kesimlerin penaltı beklediği pozisyon <laughs> diyebiliriz. Ben Ankara güçlerden <laughs> duymadım henüz. Belki Tolunay Hoca söyler bilmiyorum. Daha basın toplantısını <laughs> izlemedim ama... Benim gördüğüm bu pozisyona penaltı isteyenler Ankara güçlüler değil. Ama penaltı yok. Ben penaltı göremiyorum burada hocam. Ben de göremiyorum. Bak Tolunay Hoca parantez içinde bu, üç tane oyuncuyu kadroya almadı ya. Dün akşam Tolunay Hoca'yı aradım ben. Kamptalar ya maç Ne haber hocam? İyiyim dedi. ondan sonra hocam. Ya dedim üç tane oyuncu böyle böyle yazıyorlar falan. Hani ondan sonra. Hangi de, oyunculardı hocam? Söyleyelim. Alisov, Tolga'yı ciğerci. Ondan sonra bir de kit Evet bunu evet. çok tartışılıyor. Mesela tabii. bu bence tartışmaya değer tabii, bir konu. Tabii kit, dedi hocam zaten dedi iki aydan önce gelemez dedi. Yani dizinde ciddi sakatlık var. İki ay falan dedi daha süresi var. iki üç ay dedi. Ali Sov dedi. Ali Sov'u söylüyorlar mesela ben gördüm sosyal medyada. işte Ali Sov, antre, Ali Sov yeni antrenmana çıkıyor. Eli kırık elinde de biliyorsun alçı var. Hı -hı. Beyaz. Yani şimdi orada bir kısım sallıyor işte nasıl kadroya alınmadı diye. Birazcık büyütseler arkada Aliço var Serkan eli bileğine kadar eli kırık alçıda ilk antrenmana çıkmış Tolgan'ın da kas yaralanması var ciddi bir alt e, baldır dediğimiz kalp kasında Hı -hı. alt baldırda bir yaralanması var yeni iyileşmiş yeni antrenman yapıyor yani bir oynarsa böyle yüksek tempolu bir maçta sakatlanma riski var yeni antrenmana çıkmış şimdi insanlar ne diyor biliyor musun ya işte kit, Kitsu zaten iki ay daha oynamayacak bak düşün Kitsu yok diyor. Ali Soğun elinde söyleyenler alçı var. Ama Yeni geçen sezon alçılı çıkmış. bir oyuncu oynamıştı. Hatta bir sağlık açısından nasıl oluyor Hatta acaba? Hatta rakibin şey? sağlığı açısından. Ben rakibin sağlığı Ya şey, Yaşı, şey, Yaşı, şey, Yaşı, şey mi? oynamıştı? Raşit galiba. Galiba. galiba galiba Raşit Sam. Raşit galiba. 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 Evet. Çünkü ya, tabi. hani kolyeye, yüzeye, küpeye izin verilmiyor da alçıyla nasıl oynuyor tabi. diye Evet, evet, konuşmuştuk. Ya, de hocam, Ve bence haklıydık. Yani ya, şimdi Ali Soğuk oynamıyor tabii, mesela. Dedi ki Reha Hocam yani bunu dedi yani eli kırık dedi. bilene kadar alçı var adamda. Nasıl oynayacak? Güldü. Ondan sonra yani dedim ben böyle konuşla Öğreneyim. Yarın da program var. Yani doğrusu birinci ağızdan öğrenip ona göre konuşayım Hı -hı. dedim programda. Diğer işte söyledi. Tolga da dedi. Her an dedi yani oynatsak etsek sakatlanıp tekrar sakatlığı da dedi uzayabilir. Ciddi ağrısı var. O da yeni antrenmana çıktı dedi. Ya şimdi öyle bir hocam. algı var. Mesela nasıl biliyor kapsal, musun? Kapsal e, Kapsal ulaşı Cüneyt'i ve Serkan'ı bu hafta bilerek oynatmadı çünkü Galatasaray maçı kazansın diye. Mesela bir yorum okusanız, bir gazeteciden, bir futbol yorumcusundan, bir eski futbol adı futbolcudan ya da e, yorumculuk yapan bir teknik adamdan ne hissedersiniz? Mesela siz teknik adamsınız, bizi oynatmıyorsunuz çünkü ulaşın eli alçıda. Ben zaten iki ay sonra döneceğim. E, Cüneyt de. Ee, alt yeni antrenmana kaldırından sakat. sakat. Mesela e. böyle bir itamda bulunuyorlar size. Diyorlar ki Fihal Kapsal işte bu hafta oynayacağı e, X spor maçında X spor kazansın diye bir üç oyuncuyu oynatmadı dese siz ne hissedersiniz? Ne hissederim ben? Derim ki ya yani bu yazılan, çizilen çok büyük ahlaksızlık, edepsizlik bir şey bilmeden, öğrenmeden <laughs> Yani bilgileri yok, fikirleri var. Yalan söyleyerek. Bak bilgileri yok, fikirleri var. E bir, bir de ortalığı Provokasyon karıştır. değil mi bu? Tabii, tabii. Bu bir provoka e, ama, provokasyon ama değil mi? Ama futbolda her hafta bu zaten işleniyor. Hı -hı. Sen de biliyorsun. Bence neden, suç. O cameden ayrılmış bir teknik adamlamaç yapıyorsa verdi maçı zaten. Öbür bak e, farz edelim o takımından ayrılmış teknik adam öbür büyük takımla yapıyorsa bak bize sıkıyorsun öbür takıma bırakıyorsun. Futbolcular için de bu geçerli. Hocam değil? bu aklınıza gelir mi? Siz de gönlünüzde bir takım var. Bize bile söylemiyorsunuz evet. ama. Tarafsızlık evet. ilkesi gereği. Hiç böyle hissettiniz mi? Sağ içinde oynarken veya kenarda kulübedeyken. Aklınıza gelir mi? Yok benim öyle hiç. Diyelim Beşiktaşlısınız, Beşiktaşlı oynuyor Altay. Yok. Beşiktaşlı benim takımım veya Galatasaraylısınız, Galatasaray'ı sevelim. Yok, yok, hiç gelmez. Fenerbahçiliyim ben. Hayır hayır hiç gelmez. Yani ben Kimse dile gelmez sanmıyorum hoca sordum rahatlıkla. Ben şimdi oraları yaşamış, hem teknik adamlık yapmış, bir insan olarak iki yerde de bulundum. İkisinde de aksine daha hırslanıp, daha motive olup, daha nasıl başarılı olmaya çalışmışımdır. Bu yani ben yani bunu anlamıyorum. Yani şey ne o bir de bizde bir şey var. Gol atıyor ya öbür futbolcu. Ya pardon ne pardon abi. <laughs> ya içinden o adam deli oluyor. Seviniyor esasen ha biliyor musun? Eski evet, takımına attı. Yani gidip orada onu yaşamak istiyor esasen. Gidip otellere vuracak, ağlara vuracak işte gol sevinci yaşayacak. Yani düşün onu yaşamak istiyor bizde. Pardon falan yapıyor. Özür dilerim gibi falan. Hikaye bakmayın öyle dediklerine. Yani onun için her teknik adam, her oyuncu ya başarılı olmak ister. Tolunay Hoca, Galatasaray'la herhangi neyi olabilir ya? Eğer Ali Sovu oynayacaksa oynatır. Ali Sov'un bu sene kalmasını isteyen Tolunay Hoca. Ciddi rakam Ali Sov'u imza attı. Tolga Ciğerci'yi tekrar getiren Tolunay Hoca. Bu oyuncuları niye oynatmasın ya? Bir de böyle bir şey var. Kayseri ile oynayacaklarmış. Şey hani işte Galatasaray maçı işte Galatasaray affa alıyor. İşte Ankara Gücü Kulübü hafif, hafif işte Anadolu takımına bürüttürdü falan. Hayır. Diyor ki maçtan önce Tolunay Hoca'yı izledim. Ankara Gücü büyük bir cami, Büyük hedefleri olan bir camiye diyor. Saygı duyuyor. Yani işin gerçeğini söylemek suç bu ülkede biliyor musun? Diyor ki Fenerbahçe ile Galatasaray 200 milyon euroya yakın bir değil mi? market değeri var bu takımları. Çok Hı -hı. ciddi derin kadroları var. Yani bunu bir şekilde dile getirmeye çalıştım. Hı -hı. Doğruyu söyledim mi? Maalesef ülkede yok. Le Fontaine'den masal. Hı -hı. Hikaye anlatacaksın. Ya tabii çıkarız bugün Galatasaray'a basarız önde 3 atarız falan. Yani o kadar oyuncusu eksik sakat. Ya insanlar ya bunları duymak istiyor ya. Gerçeği duymak falan derdinde değil. Yani yalan, dolan, işte e, orada bir e, sahtekarca bir konuşma, gerçeği yansıtmayacaksın. O yalan da onun hoşuna gidecek, satın alacak o yalanı. Gerçekte falan işi yok ki onun. Gerçekle işi olsa der ki, ya Alice Soğuk bakayım bak bir fotoğraf var arkada ya adamın ya bileği alçılı komple bileğine kadar. Ya bu adam nasıl oynayacak, düşecek, edecek, rakibe aynı şekilde kendi daha büyük sıkıntı olur. kaynayıp kaynamadığını da bilmiyor o insanlar. Ya oynatmadı falan, ya oynatmadı böyle bir şey var mı? Tolunay Kafkas'ın ne ilgisi var Galatasaray'la bilmem ne onunla bunla. Ya böyle bir şey olabilir Tam mi? Tam tersi başarılı olup ya, ileride Galatasaray için Fenerbahçe ya, Cüneyt, Beşiktaşlı Trabzonspor çalıştırmak istiyorum hocam. burada program yapıyoruz. Kim başarısı olmak ister veya yaptığım Tabii. herhangi bir işte farz edelim. Ya ben bir doktorum. Estetik operasyonu yapıyorum. Ben başarısı olup yani yüzünü gözünü farklı mı yapmak isterim insanların? Hayır. En iyi şekilde değil mi? Değil mi Serkan? Konsantre evet, olurum efendim. en iyi şekilde operasyonu yapmak isterim. Sen şimdi bir antrenör olarak ne istersin? Galatasaray'ı yenmek istersin. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonu Dikte iyi bir konuma gelmek istersin. Niye? Bu işten maddi manevi kazancın olur. Doğru mu Serkan? Olmazsa kötü giderse ne olur? Kovulursun ya. Ya başarısız olduğunda kulüpten kovulacak teknik adam. Onu ne yapacak yani Galatasaray kulübüne mi alacaklar çalışmaya? Hayır boşta kalacak. Ya yani başarılı olmak istecek. Ne Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş mı o insanın ekmeğini veriyor? Ya böyle Tabii. bir şey var mı ülkede ya? Bir insanlara yaftayı ya yapıştır üzerinde kalsın. Bitti ha öyle bilmem ne. Ya her yani zaman söyleme iki tane man atarken Tabii ki Tolunay Kafkası bizler yakın tanıyan insanlar olarak e, onun ne kadar kaliteli bir insan olduğunu ve ne kadar e, sportmen bir futbol adamı olduğunu zaten biz biliyoruz hani bizi hani herkes bilmek zorunda değil ama hani bir insan iftira atarken biraz daha düşünmeli. Çünkü biz kimsenin avukata e, da değiliz değil mi Selcancığım? Yani biz doğru yani olanı söylemezsek şimdi. biz aynen kendimizi, öyle. yani biz insan kendimizi sorgularız. Yani bu insanları tanıdığımız için hepimiz söylüyoruz yakından. Hı hı. A, yani zaten öyle bir şey söz konusu bile değil. E, kaldı ki bunlar çok ciddi iftiralardır. Hani bizlere de yapılıyor ya. İşte senin gözün zaten şu takımdan başkasını görmüyor, o olunca. Şimdi mesela Galatasaray maçı bitmiş. Biz Galatasaray maçından sonra yayın yapıyoruz ya. Neden hep Galatasaray konuşuyorsun? <laughs> acaba neden? Mesela hani bu akşam neden acaba bu kadar Galatasaray odaklıyız? Neden Icardi konuşuyoruz? Neden Zaha'yı övüyoruz? İşte sen neden bilmem kimi övmüyorsun da hep Zaha'yı? Ya şimdi işte Zaha 120 <laughs> kilometre saat hızla bir şut çekmiş. Resmen kale duvarını yıkmış, Galatasaray 1-0'dan geri dönmüş, maç kazanmış. <laughs> Galatasaray konuşuyoruz. <laughs> hani burada toluna Hoca konusunda benim de e, susmama, duramama nedenim kendisini kişi olarak, insan olarak da tanımam. Hı hı. Bir de bir teknik adam olarak da çok beğenmemle alakalı. Ha, Ümit Milli Takım sürecinde başarılı, başarısız kısmında değilim ben. E, yarışmacı ve çok önemli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Hatta büyük takımlar seviyesinde de e, yakında izleyeceğimizi düşündüğüm hocalardan birisi benim Tolunay Hoca. Bu sebeple ben, burada sessiz kalamazdık ya, yani. Bir, 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 e, böyle ithamlar, böyle iftiralar e, gerçekten ben kişinin kendi kalitesini ortaya koyuyor bence. Ya Serkan iftirada bir, bulunanın. Serkan çok güzel söylüyorsun. Şimdi bir insan seversin, sevmezsin abi. Beğenirsin, beğenmezsin. Ama dediğin gibi iftira atamazsın. Bu herife alaksızlık bu nedir? Alaksızlıktır, yani. karaktersizliktir bu. Abi bunlar atılır mı laf olsun yaz abi? Bir tane bir ee, yani bir paket... Ya ben olsam dava açardım bak ne yalan söyleyeyim. Ya herkes de bunu tabi yazmıyor. Sağduyulu olan ne, insanlar neye da inan, var. Ne neye güvenerek hangi bilgiyle sen böyle bir iftirada bulunuyorsun ya? Al bir ciklet parasına bir kutu ciklet, sakız parasına internet. Al orada o sattım mı maçı olmaya onu ver ya. Böyle bir şey var mı ya? Yazıyor adam şimdi ya işte şey ne o ya Hoca sen o nasıl içeride gördün gözüne gözlük lazım falan Instagram'dan yazmış. Ya sen işte Galatasaray şeysin falan bir sürü yazmışlar. Ben gole gol dediğim için ha gole gol dedim ha yanlış anlamadım. Hepimiz anlama. de gol dedik. Şimdi gol ben yani. Ya, sen diyor çıkıp, nasıl ona gol diyorsun diyor falan. Yani bu o böyle tabir değil. Orada kararsız hocam öyle. muhalefet etsin Bravo. siz bize biz. Hocam geçmemiş çizgiyi desek siz her, kör gözüne... Buna gol değil diyeniz taban. Gol Cüneyt. değil diyenin ya gözlerinde ya da akıl sağlığında problemi var. Çaylısın vardır. dedim. Oynamak bile gerekiyor. Biraz fut, birkaç futbol maçı izlediyseniz, o çizgiyi Aynen. geçip geçmediğini görürsünüz biraz dedik. Ha, ama şunu olsun. da söylerim. Ee, hiç kimseye şüphe bırakmayacak şekilde demek. Yani lütfen artık önleme alınsın. Çizgi teknolojisidir. Ee, Hawk aydır. Bunların hepsi devreye sokuluyor. Yani. ki. Böyle kötü o, niyetli, ruh sağlığı bozuk insanlara fırsat veriyoruz. Dünya Kupası'nda kullandız bu tekniklerin. Dediğin gibi Katar'da kullandı. Saat dahil hepsi. Nerede yarı otomatik offside? Hani bu sezon devreye giriyordu? Nerede? Yok, marş yapacağız ondan sonra. <laughs> marş olmadan onları yapamıyoruz. Ya marş da olsun. bu. Buna... Ya Ben taktım oraya. Marş üzerinden gitmeyin. Önce marş marşı, marşı var. Bütün dünya o marşı <laughs> duymak için deli oluyor. Bizim <laughs> Türk, Türk takımları da daha Abi tamam yani. İyi Süper Marş yapalım. Ya her Ondan şey olsun. Ondan sonra offside teknolojisi. Hakemler de dikkatli yapalım. olsun. Yani hepsini yapalım. Biz. Tabii tabii. Hepsi olsun sonra yani. Bu sağları... marş üzerinden gelmeyelim ya. Niye abi? Ya gelişelim biz de ya. Bizim de şampiyonlar ligi gibi Aman bir müziğimiz gelişmek neden önce, olmasın? Önce yapmamız yani gerekenler. Yani bunu yapmamız hakemlerin önce, iyi olması da engelleyecek önce mi? Önce yapmamız gerekenler var Cüneyt. Mutlaka. Süper Ligin... Bu senin dediğin neye benziyor musun? Niye? Çiçek ekmeyelim. Belediyelerin görevi altyapıyı yapmaktır. Çiçek ya bu, bu kafa, yapsın, bu kafadan çıkalım ülke olarak. Öyle sen, bakmayalım sen, olaylara. Sen, Biraz sen, daha böyle gelişme bakalım. Senelerdir. Bu... Kent bilincini yaymak için çok güzel bir uygulama başlatıldı. Tamam. 20 sene önce. Lale ekildi. Buna karşı çıkıldı ya. E şimdi herkes o laleleri koruyor. Kent bilinci oluştu. İstanbul daha güzel oldu. E bırak marş da çalsın. Ama sen de haklısın. Hakemler de doğru düzgün olsun. Futbolun iyisi yönetsin, Türkiye Futbol Federasyonu daha iyi yönetilsin diye Teknolojik değil, donanım da tam olsun. Teknolojiden bahsediyoruz. Teknolojide bahsediyorum. olsun. Ya ama sağları olsun sifreyle ya. yeşile boyamayalım yani. <laughs> o da eyvallah. <laughs> tamam ya. O, ya onları halledelim bile... de Cüneyt'ciğim. Marşı olsun. Bak söz Sözleşmesi Sayın Mehmet sonlandırılmış. Ben yazacağım marşın sözlerini. Ne güzel yazın. Herkes yazsın. Yazalım Meselersin. mı? Ben, ben spontan da yazmaya talibim şu anda. Yazarım ama böyle bir şeye gitmem lazım. Çekinmem yani şu anda. Bir doğal ortama gitmem lazım. Sesin olmaması lazım. Yo ben şu anda yazarım. Evet. İlham geldiği anda Trabzon'da öyle doğal ortam Süper çok. Değil. çok var işte Süper ama değil. müsaade etsin önce Sayın Başkan. <gülüyor> sayın <gülüyor> Mehmet Büyükek şu teknoloji getirsin. Orada mesela yani golle ilgili olarak var bize net bir şey sundu mu? <laughs> ne sundu? Galatasaray'ın attığı golle ilgili. Serkan Korkmaz'ın az önce bahsettiği teknoloji yok ki. Hayır. Var su, evet. Ne var sundu ne teknoloji sundu. Biz kendimiz gördük. <laughs> gördük kameranın yani, çektiğini benim, gördük çektiğini gördük. ki yani. bu gol diye. Ama Hani mesela orada bir biraz bacağıyla bir kapatsa değil mi ki. o pozisyonu? Tabii tabii. Ya göremeyeceğiz. Nereden yani. bileceğiz? Nereden bileceksin gol olduğunu mesela. Onu söyle. varın öyle bir teknolojisi yok ki. Hani Offsite'e çizgi çekiyor. Yok çekiyor. Ben işte o yüzden Hı -hı. diyorum o teknolojiyi getirelim. O gelsin, C diğeri, gelsin diğeri de tabii. gelsin. Ya yani spreyler kalksın. Tamam mı? Ondan sonra yapalım marşımızı abi. Sprey boya. Boya ha. evet. O biraz da orada biliyorsunuz film de çekildi. Amputee milli takım ile ilgili bir film çekimi vardı. Oradaki saha izlerini kapatmak için de o spreyler kullanılmış. Sadece sahayı boymak değilmiş. Benim O ama şu. oyuncular hep aynı yere düşmüş o zaman. Ya yani milyon milyon eurolar ödüyoruz ya biz bu oyunculara, değil mi yani? Milyon evet. eurolar ödüyoruz ve oynadıkları sahalar Rezil ya. Oynatmasın abi. Daha biraz. kolayını söyleyeceğim. Önce oyuncuları boyayalım bence. <laughs> hani gerek kalmasın. Böylece hani boya görünmesin. ya green box mı olsun yok, her tarafta? Yok taraf. böyle... çıkarken yeşile boyayın adamları ki hani sahi boyadığınız ortaya çıkmasın. Kim ben, yeşil, yeşile yeşil ben, olunca green box'a görünmüyor. Tabii, ben <laughs> Galatasaray maçına gelelim mi? Bugün bir de Galatasaray'ın e, yani en iyi iki oyuncusu böyle haftalar yani o iki üç maç iki maçtır oynuyor gerçi farkını gösteriyor de sezon başından beri oynayan bana göre Sasha Boya. Her zaman oynuyor. Ya bugün Sanchez bugün Sanchezse mükemmel oynadılar. Yani sağ tarafı resmen bir duvar oluşturdular. Ya yani sağ bek, sağ stoper. Değil mi Serkan? Evet. Bir duvar var yani orada. İkisi mükemmel oynadı. Bir de Lucas Torreira zaten. Ya yani Lucas ya adam pilli bebek gibi kurulmuş gibi. Her yerde tuz tuz hep hiç durduğu yok. Hareket hızı mükemmel. Hep pozisyona giriyor, top kazanıyor. Yani girdiği ikili mücadelenin dörtte üçünü kazanıyor. Pas arası kazanıyor. Yani her türlü top kazanmada pozisyon bilgisi çok iyi. Bir de Galatasaray takımında Lucas Toron, en büyük özelliği iki tane mesela sonuçta Anjelinho ve Sasha Boya ucuma çıkıyor. Şimdi orada iki stoperin önündeki yani bir altı numara olarak onların da kademesine giriyor adam. Stoperin giriyor, kenar beklerin giriyor. Bir kere pozisyon bilgisi yani sağ iç parsalasyonu mükemmel durduğu yerleri çok iyi biliyor. Çok akıllı. Galatasaray için yani şu maçta mesela 3'ü mükemmel oynadı. Alternatif var mı hocam? Üçüm. Yok Kadro. yok. yok. İşte Şimdi Torreira demişken Torreira'nın pozisyonunu o zaman sevgili Tolga bize izlettirirsen bir de bunları yapmasın Torreira hocam. Çok tepki çekiyor ya. Evet. evet. Çok e, iyi atıyor. oynuyor. Bunları yapması da gerek yok. o pozisyonu biz bakacağız tabii. değerlendireceğiz. Bu kadar abartmasına gerek eski yok. Eski takım tabii. arkadaşı daha üç gün önce beraber idman yapıyorlar. Tabii, tabii. Yani çok da eski değil. 3 gün önceki e, beraber idman yaptığı Yalnız arkadaşına arkadaşına Kan Bayaslan'daki fizik şaka mı ya? Gerçekten. Var mıydı bir müdahale? Ya ben yani şu kol kaslarına falan baksın. Morussan da çok üzüldü. Ya ciddi mi söylüyorsun? Pozisyonu şaka mı yapıyorsun? Konsantre o, olursak sonra da Volkan Bayarslan'ın fiziğini güzelce konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Sizi gündemde tutmaya çalışıyorum. Zaten. Ya şimdi Lukas Trau... Zaten izleyiciler bu görüntüleri yani görmüyor. Şimdi Lukas. Yani Lucas çok var iyi oyuncu. Ya yani bunlara bir hiç gerek yok. yok. E az önce söyledim. XCR çok ediyor. Evet böyle abartı atıyor kendini. Müzüme hiç bir yapmaması daha var mı hiç yok. Şey yok. Bence Hiçbir yok. Şey yok. Hiçbir şey yok. E niye atar hocam bir futbolcu? Yakışmıyor. Aa, yani ona yakışmıyor. Ya yani yakışmıyor. Bir de bonus de, de, saat değil mi hocam? Üç tabii, gün önce. Tabii tabii bravo. Aynı takımda. Ankara adlı gücüne yapıyor. Yani. şöyle bunu Torreira aslında bazı maçlarda yapıyor bu tabii. hareketleri. Tabii. Hakemi yanıltmaya yönelik. Hiçbir şekilde yüzüne gelmiyor. Ya işin tuhafı bir de ne var? Ee, var da artık devreye girdi. Yani bunu yapmanın etmenin. Bir de işin tuhafını tekrar bunu şimdi ne yapıyor yayıncı kuruluş? Ama mü? var protokolde bu yok hocam. Hayır anlamadım. Hayır ben onun için var? bir sıkıntı olsa bardan bir kere Tabii. bakıyor. Hakem müdahalesi. Olsaydı, hayır hayır. Misal hakem müdahaleleri var artık direkt. Bir de aynı zamanda hepimiz izliyoruz televizyondan. Bir geri çekimi oluyor bunun. İşte bu pozisyon bir daha tekrarı geliyor değil mi? Tabii. Tekrar gösteriyor önce kuruluş. E şimdi böyle bir şey de gördüğünde şimdi diyorsun ki ya Lukas hiç buna gerek var mı? Bunu yapma. Yani sen Uruguay milli takım oyuncusun. Arsenal, Fiorentina'ya gitmişin kiralık oynamışsın. Galatasaray'a gelmişsin. Geçen sene şampiyonlukta büyük katkım var. Senin yerin şu Galatasaray'da dolmaz. Bu sene de oynamadığı maçlarda ne olduğunu gördük. Bu sene eksikliğini hissetmiş. Bravo. Siz hep altını çizdiniz. Doğru söylüyorsun. Ve de oynuyorsun. Hepimiz takdir ediyoruz. Ya Biraz da buna dikkat et. Yalnız yani oynamak etmek zaten kalitenle fark yaratıyorsun. Biraz daha bunlara dikkat ederse saygı zaten duyuyoruz. Lucas Torreira önemli bir oyuncu. Oynadığı performanstan ama Hı -hı. bu hareketlerde fair play. Şimdi çatısı altında da kalmak gerekir. Ya yani böyle bu olayları ekstra etmek ona da hiç yakıştığını düşünmüyorum. Bir de o da, o da yapmaması yani gerek. Genç bir tabii konuşsan, bravo. Atılsa şimdi atılsa Morussan ne olacak dediğin gibi. Var, primi var Atıldı. Bir, işin, bir de 3 gün önce sen çok güzel söyledin antrenman yapıyorsun Morusanla. Evet. Morussan'la. Şimdi de attırmaya çalışıyorsun. peki attı farz edelim hakem. Ya sen yani bundan mutlu olacak mısın? Olmaz bir oyuncu. Sanmıyorum Torrey'in de hayır, mutlu olacağını. Hayır olmaz. Bunun sıcağı için abartmamadı gerek. Şeydir. Evet, Kendisi yani, çok üzülür tabii, herhalde öyle Kesinlikle kesinlikle. Sizin de belirttiğiniz gibi çok da orta sahadında da Dinamosu. Bak şu, şu pozisyon bile yani 5'e 5 gibi oyun tek başına. Kerem mesela Demirbay'da önde kaldığında tek başına Hı -hı. orta sahayı tutuyor adam o alanı. Yani 68 metre enine olan bir futbol sahasının düşün iki kenar beki de Serkan dahil. Merkezde de işte Kerem Demirbay önünde. Onun önünde diğer e, Kerem Aktürk oynadı. Düşün orayı o üçlüyü tutan oyuncu bu ya. Bir de enine de Sasha Boy ile Angelino'nun pozisyonunda tutalım. Bu serayı da hazırlayalım, onu da dev ee, Bir de verelim. şöyle söyleyeceğim, mesela en fanatik, en taraflı, Hı -hı. en yanlı taraf yani e, nasıl diyeyim? Konuya en subjektif bakan kişiye sesleniyorum burada. Mesela ne olursa olsun Galatasaray aleyhine her şey karşı çıkan ya da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon her kesimde var böyle insanlar. Torreira'nın bu yaptığı hareketi yakalayan bir hakem ona sarı kart verebilir. Ve bu onun ikinci sarı kartı olabilir ve önümüzdeki hafta mesela Fenerbahçe maçında şu şekilde sarı kart gördüğü için oynamayabilir. Anlatabildim mi? Yani Torreira burada kötülüğü aslında sadece rakibine yapmıyor, kendi takımına da yapıyor. Yani şu öyle bir şey hareket... olursa A.Spor'da gündeme getirdiler o yüzden sarı kart gördü Torreira diye. Ha öyle oluruz. derler. Tabii, bir tabii. suçlu oluruz tabii. o zaman. Hani o yüzden Torreira gibi sempatik, başarılı hatta Güzel. çok başarılı. Geçen sezona damgasını vurmuş ve Galatasaray için neredeyse değil, tam anlamıyla alternatifsiz olan bir oyuncunun bu tip hareketleri daha dikkatli yapması gerektiğini söylemek Galatasaray düşmanlığı değil. Galatasaray dostluğudur bence. Onu da belirtelim. En, en, güzel, Esas düşmanlık, en güzel cümle söyledin aynen. Esas düşmanlık burada susup tabii. Dilsiz şeytanı oynamak yani oluyor böyle şeyler falan demektir. Torreira bunu Şampiyonlar Ligi'nde yaparsa ve orada ikinci sarı kartını görürse atıyorum. Bence hedef maçı en önemli maçlardan birisi Kopenhag'daki Kopenhag maçı. Hı hı. Çünkü hani eğer ilk iki şansın yoksa üçüncülüğü garantileme şansın hala var. En son maça kadar Allah korusun tüm maçlarını kaybetsen bile. O maçtan önceki maçta da kart cezası durumuna düşürecek şekilde böyle yaparsa kimi eleştireceğiz? A spor mu? Doğru. Yani burada ben en fanatik en taraflı olanlara sesleniyorum. Ee, sürekli övülmek, alkışlanmak, pohpohlanmak dostluk değildir. Bilakis sizi çok gaza getiriyorlar ve düşmanlık yapıyorlar. Mesela Fenerbahçe'nin bu konuda bayağı bir yol kat etmesi lazım. Dostla düşman karışmış durumda Fenerbahçe'de. Çarşı pazar karışmış. <laughs> karışmış. Yani sürekli yani, her şeyi alkışlamak böyle, gerekiyor. E Galatasaray'da da var böyle bir kitle. Ya mesela İker'de bakıyorum çok az böyle bir şeylere tenezzül ediyor. Dikkat ediyor musun? Geçen Yok, sene sene hiç yapmıyor. Ya Mertens'te de var hayır, bunlar. Mertens'te de abartılı bir şekilde var. Şimdi İker'de de herkes ondan yalnız sağa içinde gol attı değil. Yani oradaki hareketlerinden dolayı da bir saygı var. Sağ içi ve dışı hareketleri. Adam öyle bakıyorsun maç bittiğinde içeri doğru girdiğinde soyunmasa ne kavga ediyor ne bir şey yapıyor. O, yani hiç rakiple uğraşmıyor kendi işine bakıyor ikerdi. Mertens'in de böyle eksejer edip hatta hatırlarsan bizim verdiğimiz Kupa Başakşehir maçında da sen maçı <laughs> anlatmıştın. E, koluyla atmıştı, bir şey yok demişti falan Şaşırmıştı. Koluyla atıyor. Aynı şekilde bayağı sevinmişti falan Sevindi yani, falan. Sevindim falan şaşırdı inandı. yorumcu Arnavut hocaydı. Arnavut hoca da inandı tabii, yani. Hepimizi kandırdı Ben de televizyon başına <laughs> seyrederken ben de dedim ya Mertens herhalde yalan söylemez net bir şekilde. Şimdi tabii. ne gözle bakıyoruz ya Mertens çünkü bir isim. Yani adam bir ee, ciddi anlamda bir isim var yani. Bırak Avrupa'da dünyada var. Şimdi böyle oyuncular bir yani performans için değil. Bunlar bir rol modeli. Lucas Torreira da Mertens de. Ya yani bunların bu hareketleri eksajer etmemesi gerekir. Hoş değil onlara da yakışmıyor. Bak Icardi az önce söyledim. Hiç böyle bir şeylere tenezzül ettiği yok adamı ya. Yalnız işine odaklı. Biraz daha bunlara Galatasaraylı oyuncuların dikkat edip Serkan'ın söylediği gibi bunları da böyle halının altına süpürüp ya olsun görmemezlikten gelmek Galatasaray camiası için Galatasaray'ı işte seven, yardımcı olmak isteyen, başarılı olmasını isteyenler için de görünmezlikten geliyorsa onlar da çok büyük yanılgıya düşüyorlar. Şimdi Galatasaray'ın bu sezon neler yaptığına da bakalım. Çünkü birçok istatistikte sarı kırmızılar ilk sırada. Ben müsaadenizle kalkayım. Ondan Hayal. önce bir pozisyon vardı. Onlara bakacak mıyız? Hangi pozisyon? Pozisyonları biz tamamladık. Sizin istediğiniz özel pozisyonu reklam arasında konuşalım. Yani, ta, peki tamam. Galatasaray maçı değil Evet evet. Bu Zala, Mert Çetin var ya o pozisyonda. Tamam o, arkadaşlar çıktığında... Galatasaray'da Zala ve Mert Çetin'in bir dakikasını hatırlıyorsanız. Sen gol İsterseniz reklam arası konuşalım. Tamam. Biz onu almadık çünkü. Bu sezon Galatasaray'ın lider olduğu istatistikleri hazırladık. Rakip ceza sahasında topla buluşma 219. Şut of. 128. İsabetli şut 43, gol beklentisi 14.66, isabetli orta 50, Hücumda isabetli pas 723, önde top kazanma 76, kazanılan ikili mücadele 373, kazanılan hava topu 126. Sarı Kırmızıların bu sene e, hepsinde li lider, yani. lider olduğu ya. Lider oldu. Rakip ceza sahasında topla buluşma yani 7 hafta oynamış çok yaklaşık 32'ye yakın. Evet. Bak her maç 32'ye yakın çok rakip ceza sahası, sahası içinde yani. topla buluşuyor Galatasaray takımı. Bugün zaten 50 küsur falan böyle bir rekor kırdılar galiba. Ee, bir de mesela şuta bakıyorsun. 37 şut vardı. Şuta bakıyorsun. Yani maç başına yaklaşık şut da yani 140 yani 7 kere 2 desek 20 19-18 tane her maç şut atıyorlar Serkan Galatasaray. İlk be. 7 haftada. 18-19 tane şut atıyor. Bunun Hocam aldı, sadece alt, bugün uzatmalarda 7 kere, tane 5 6 kere 6 kere 42, 43-1. Yani e, maç başında isabetli şutu 6 isabetli şut yapıyor Galatasaray. Yani 18 tane 3 tane kaleye attığı şutun bir tanesi Serkan isabetli. Yani çok önemli istatistikler bunlar. İsabetli orta. E, yani. Fenerbahçe'nin burada... de benzer bir karnesi var. Başka istatistiklerde liderlikleri var. Mesela on, o da çok etkileyici. İsabet... Da bir i̇sabetli ortası 7 geliyor yaklaşık. Maç başına 7 tane isabetli orta yapıyor ucunda isabetli bir pasa baksana 100 artık tane. orta sayısını, e, Büyük takımlar da düşürüyor hocam. Düşürüyor. İşte 7 tane ya zaten. Yani or... normal değil mi 7 tane mesela? 7 mesle. tane ideal. Avrupa'da hep söylüyorum 5 büyük lige baksın bütün arkadaşlar Tabii. analizlerine. Her senede düşüyor. Artık orta kenar ortası bitti futbolda. O pas sen de maçları bakıyorum anlattığında çok güzel bir şekilde orta demiyorsun. Pas artık o işler öyle. pasa döndü. Artık büyük takımlar Onu Avrupa'da varsa bunu istiyor. Hocam. Yani <laughs> Yani Icardi öyle çok geri geldi. tabii ki orta yapıyorlar ama çok orta yapmak iyi bir şey değil. O aynı şekilde geçişte diyorsun. Önde çok fazla oyuncuyla kalıyorsun. Çünkü onun üzerinden oyun da ya hocam. Deniliyor ki mesela 30 tane orta 30, yapmış, bir başta 30. gol bulamamış. Ya yani tamam. bulamaz. Caner ve Gökhan'a elveda mı diyoruz artık yani? <laughs> ya ha? Sen e, Caner'i izliyor musun? Onunla ilgili bir istatistik söyle mi? E, yaklaşık e, 50-60 ortanın hani. biri gol olduğu söyleniyor. Işte, 50-60 tane yapılan ortadan bekin. Bir Düşürüz. tanesi gol oluyormuş. Sürekli ceza sahasına sağdan soldan ortaya yadırdığı dönem. Avrupa, Avrupa'da ondan orta yapmıyorlar ya. Yani analiz büyük takımlar mesela ondan orta yapmıyormuş. 50 60 ortadan bir tanesi gol oluyormuş. Biz hala orta. Ben kornere çok şaşırmıştım ya. Bilmem kaç tane kornerden biri gol oluyormuş. Ya yani böyle Tabii. çok ön, şaşırmıştım. Öne alanda Türkiye'de. top kazanması Dünya'da. yani o da O da çok önemli. O, o da baksana öyle. 11 tane falan her maçmış. Çok ciddi ortalama yani bu 7 maçta 11'e yaklaşık... 77 olur. 11'e yakın yani düşün çok ciddi. Kazanılan ikili mücadeleye baksana. Gol beklentisi de çok yüksek hocam. Buyurun. Efendim? Gol beklentisi de 14.6. Evet, 6, evet gol beklentisi zaten aşırı. Kaç attı yani, şu ana kadar? Yani kazanılan ikili mücadele yani bunun herhalde bana göre yarısını nerede tabii stoperler ve Lucas Torreira kazanmıştır. <laughs> Mutlaka. Ona da mi? ayrıca bak bak lazım. Yani. Yani, rakamı sayısı yüksektir sayısal değeri büyük. Kazanan hava topu yani burada da Burada da gayet iyiler. Hocam önüne çok yani top orada kazanma da, 76. Evet. Sizin bahsettiğiniz o karşı prese Tabii söyleme. karşılık ya. bir istatistik yani. Ya, ya Galatasaray onu dedim ya hani en başta ulaş yani bu öyle bir yani DNA'sı var ya geçmişten işte o 2000'ler o 96-2 Fatih Hoca çalıştırır zaman işte UEFA EFA kursunu aldığından gelen hep böyle Galatasaray'ın böyle bir şey var yani kurumsal hafızası var yani çok bir şey, takım direkt rakibi hissettir geriye iter kendi ceza sahasında artık içine kadar rakip girer orada da Galatasaray golü bulur ondan sonra istediği gibi oynar çok çok güzel bir fotoğraf dayanamadık bunu da ayakta iken verelim maşallah, konuşalım maşallah. Maşallah. Baştan, Allah nazardan saklasın bu helal olsun ya o kulaklık maşallah kulaklık çok diyelim. Diyelim. en, bravo onu söyleyecektim kulaklık, 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 çok, kırık. çok evet. önemli evet. Tamam. evet ay baksana ya çok da sattı nazar değmesin çocuğu korumak ay. için Harika bir görüntü. İşte futbol bu görüntülerle güzel hocam nasıl hiç yumak yumak isen? baksana maşallah. Ya maşallah. bu tip şeyleri Avrupa'da görmeye çok alışığız da hani Türkiye'de de artık babaların değil mi? Ya şimdi benim oğlum mesela saat 21 gibi uyuyan bir çocuk. Ben çok götüremem yani. Hele El hele 8 9 10 maçlarına. Bu aralar ama baya ilgili görüyorum seni. Evet. <laughs> Beraber büyüyoruz <laughs> Peki öyle Bir şey daha hazırladınız. Duymadım ben onu. Yani evet, çocuğa Mustafa, da eziyet olmaması Evet silah. bu önemli. Mustera oynamalı mı oynamamalı mı biz de çok tartıştık. Bu programda ama Mustera performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon 33 maçta 26 gol yemiş. 16 maçta gol yememiş. Maç başına 7 gol ortalaması 0.8. Maç başına kurtarışı 2.5 %76'ya tekabül ediyor. Maç başında topla buluşması da 42.3. İsabetli pası %78 oranında 26. Bu sezon 7 maçta 4 gol yemiş. 4 gol yemediği maç var. <laughs> Serkan Korkmaz şart düşecek. Ee, yok şart düşmeyeceğim. Bir eee Mustera bu maç ve bundan önceki maçla beraber e, imajını da toparladı, istatistiklerini de. Bu maçta da çok önemli bir kurtarışı var. Morutsa'nın değil mi? çok Çiftliği önemli bir kurtarışı yani var. Neden oynaması gerektiğini aslında yani ortaya koyuyor. Ben mesela bir önceki lig maçından önceki lig maçından sonra yaptığımız yayında Mustera bence dinlendirilmeli hı hı. ama dinlendirilemez demiştim. Kendisinin dinlenmeyi talep etmesi gerekiyor demiştim. Şu anda şu anki görüşümü söylüyorum. Mustera'yı dinlendirmeyin. Aynı tartışma <laughs> Uğurcan içinde Yani var. dün dündür bugün bugün mü mantığındayız? Şu anda dinlendirmeyin. O, din, o bir gel. şey yaşamış. Kafada bir şeyleri çözmüş. Çünkü sorun mentaldi bence onda. Fiziksel değildi. Ben yine yani o İstanbul spor maçı Gerçi mi? bugün yine şişirdi bir tane Anneninho'ya. Hani Anneninho'nun boyunu egzecere ediyorum. Hani 1-20. Hani ona top şişirdi gene taç çizgisinde. Aynı pozisyon çok benzeri kaptırdığı ve gol olan ee, orada ama Anneninho aldı. Ya ben yine o gün söylediğimin arkasındayım. İstanbulspor maçı zamanında konuşmuştuk. Yani İstanbulspor'a karşı artık Günay'da oynasın ya bir maç. Yani oynamasın. Hem Türk özellikle deklemi için olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela işte oynadığı zaman da o zaman ne yapıyorsun? Sol beke yani kimi oynatacağım diyorsun. Anyalunyo sokamıyorsun. Anyalunyo yerine Abdülkerim Bardakçı'yı sol bek yapıyorsun. Yani hocam ben de size katılmıştım. Bir evet. ama ne demiştim? Muslera asla dinlenmez. Dinlen dirilemez demiştim. Muslera sürece... Yani Muslera'dan etmediği mı süre... kaynaklı? Evet, Muslera'dan kaynaklı. Muslera talep etmediği sürece tamam. Muslera'yı dinlendiremezsiniz. Tamam. Ya Barcelona'da Messi talep etmediği sürece Messi'yi dinlendiremezsiniz. Yani. Totti Roma'da talep etmediği sürece dinlendiremezsiniz. Böyle futbolun biliyorsunuz yazılmamış kuralları, kuralları var. var. Ya bugün mesela e, de mesela istatistiklerini merak ediyorum. Ne çıkmıştır? Yani ikili mücadele havadan, yerden. Evet, yani evet. açalım hocam. 82 kez topla buluşmuş. 59 isabetli pası var. %86 pas isabet oranı. 14 ikili mücadeleye girip 8'ini kazanmış. Genel istatistikleri böyle. Defansta 3 top kapma, e, 3 pas arası bir uzaklaştırma var. Şut engellemesi yok. Hücuma da katkı verdi. Bir de hücuma tamam. bakalım. Üç şutu var, bir çalımı var. Ya çoğu forveti, çoğu takımın <laughs> üç şut çekmeden maç bitiyor. Bir kafa evet. Tamam. topunun direkten döndüğünü de unutmayalım tamam. tabii. Onlar biliyorsunuz istatistiklerde isabeti yazılmıyor. Yazılmıyor. Evet. Ben kabul etmiyorum yani. Enteresan. Süper tabi. Lig'in marşı olsun da şu direkten dönen toplardan. <laughs> Kornerden atılan 20 kişinin... <laughs> o... Ya mesela ya şey... korner atıyorsun 20 kişinin olduğu yere onu asist sayıyorsun. Bir mısrası öyle olsun diyorsun. Direkten Tabii. dönenler isabetlidir <laughs> falan. Değil midir? Süper lig süper Hayır tenger Münger kalecinin kucağına gelen top isabetli sayılıyor. Tabii. Yani direği kıran top isabetsiz Aslında şüp, en iyi aksiyon o direğin sesi değil mi? Tabii. Ben çok, çok severim. Olur. Ha, ya, bunları konuşurken o zaman Galatasaray'ın o çizgiyi geçen topuna gol dedik de. Galatasaray anonsu da öyle yaptı, paylaşımı da öyle yaptı. Sarı Kırmızılar Saşa Boyer'in golü diyor ama birçok yerde e, Ayrullah Bilezer kendi kalesine diyorlar. KK bence o gol. Kendi kalesine. Kendi, kendi kalesine. kalesine. canım hiç. Tabii. Saşa Boyer'e Topu yönünü Boye kimse... değiştirmiyor mu? Çıkarmaya çalışıyor. Ama çıkarmaya çalışıyor. Şutu deriz. çekere yazılıyor ya artık yeni kural. Hayır yeni kural Hayır. değil o. Çerçeveyi yani tutuyoruz. Yeni derken bayağı, bayağı, bayağı Bir daha bakalım mı? Getirin bir daha bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım biz. Çünkü e, dediği doğru eğer Çerçeveye çekilmiş çoksa, bir şutsa Şutu çekene verilmeli Gol şutu çekene verilmeli Bakalım yani, TFF de bu arada kendi kalesine yazmış Bakalım Onu Ben, da belirtelim. Ee, ama ben, e, ben öyle de kendi biliyorum. kalesine gibi görmüştüm Ama şimdi kafam karıştı Bir kez daha görmek isterim mümkünse Mümkün değilse sonra bakarız Müzik de geldi Bizim halktan. marşımız girdi Denk Süperlik marşı mı? Bir... <laughs> Lig marşı değil bu bizim marşımız. Aspor marşı girdi Aspor şu an. Ama bu marşı da daha başka Var şeyler canım. yapmalıydık keşke yapabilseydik. Yaparız ya. Yaparız hep birlikte. Yaparız. Basın toplantısı sonrasında reklamlar. <laughs> Takım oyunu devam ediyor. Gözler bir anda da artık Avrupa'ya çevrildi. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'de tabii. Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu Galatasaray temsil ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi. Rakipler ne yaptı ona bakalım. Ee, bu hafta. Galatasaray rakipleri bu haftayı nasıl geçirdi? Leipzig deplasmanından 2-2 ile dönüyor. Bayağı biri Manchester United ki onlarla karşılaşacak temsilcimiz. Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Kopenhag e, Midyaland mücadelesinde de e, konuk ekip Midyaland 2-0 kazandı. Kopenhag'ı mağlup etti e, rakipleri durumu böyle. Bir de Manchester United'a yakından bakalım isterseniz. Sonrasında Galatasaray maçında neler olur? Bunu konuşacağız tabii ki. Tüm Türkiye'nin konuştuğu konu olacak. Pazartesi günden itibaren biz daha erken başlamış olalım. Galatasaray rakiplerine baktık ve Manchester United'ın bu sezonki performansı ekranlara geliyor. İşte bu sezon oynadığı başlarda aldığı sonuçlar ki çok da iç açıcı değil. Kötü bir sezon geçiriyor. Manchester United ee, öne çıkan oyuncuları Bruno Fernandes ve Marcus Rashford neler yaptı? 7 ee, Yedişer oynadılar. Bruno Fernandes iki gol attı, Rashford bir gol attı. İkisinin de ikişer asistleri var. Önemli eksikleri de var Galatasaray maçı öncesinde. Lisandro Martinez, Lukšav, e, Malasia, Van Pisaka, e, Jadon Sancho ve Diallo yok. E, bu eksikleri de umarız arar Manchester United. E, diyelim Galatasaray karşısında Trafford'da çok zorlu bir maça çıkacak. Galatasaray bu maçtan alınacak puan ya da puanlar temsilcimiz için altın değerinde olacak. Bu puan e, bu maça kaç yazmıştır Okan Hoca veya hocam? Valla e, yani Manchester United tabii ki her zaman bir isim. Hı hı. Ama Okan Hoca da şimdi bazı şeyleri böyle dikkate aldığında mutlaka analizini yapmıştır. Yakalabileceği en iyi zamanda yakalıyor. Formsuz, kötü. Özellikle geçen sene işte Şampiyonlar Ligi girmesine, ligi bitirmesine, Ronaldo gittikten sonra fark yaratan oyuncu da hepimizin bildiği gibi. O da bu sene çok kötü başladı. Bir tane golü var. Yani Galatasaray en iyi döneminde yakaladı. Bu kadar forms kötü döneminde Manchester United'ı yakaladı. Onun için Okan Hoca bir de yazmış olabilir. Yani üç de yazabilir. Ha Manchester United'da Galatasaray'ı tabii ki yenebilir. Yani sürpriz olur mu? Hayır tabii ki olmaz. İsa e, yani oradaki atmosfer Galatasaray Manchester United maçı vardı. E, 2013'te onu yorumlamaya gitmiştim ben. E, Michael Carrick atmıştı hatırlıyor musun Serkan? Orta sahancısı 1-0 yenmişti Manchester United. E, Hı -hı. Fatih Hoca'nın hani ilk sene şampiyon, ikinci sene. Hatta evet. gruptan da çıktığı işte yani Burak Yılmaz çok gol attı falan. En son çeyrek final Hatta gördü. Hatta Cristiano Ronaldo öyle gol kurallığında çekişti. Tabii, tabii tabii. Son 8'e kalmıştı. Schalke elediği işte. Evet. Manchester United ilk maçtı. yok. Braga maçından sonra ikinci maçtı deplasman. Braga'ya burada kendi evinde inmişti evet. Galatasaray. Yağmurlu bir havada. Sonra da Manchester United deplasmanında. Hatta biz Galatasaray 3 gidip gelmiştik. Ondan sonra ya yani o atmosfer, stat müthiş. Tarih yatıyor zaten. Aşağıda bakıyorsun gez bir stadı. Tarih evet. Yani müthiş bir stat, müthiş bir ambiyans, seyirci baskısı var ama dediğim gibi az önce benim gibi çoğu insan da düşünüyordur bu masada. Ee, yani Galatasaray en iyi zamanında formsuz, sıkıntılı, uh -huh. özgüveni gitmiş, sezona çok kötü başlamış. Hem takım oyun olarak formsuz hem de oyuncular formsuz. Galatasaray takımı kendi elindeki cephaneliğiyle özellikle orta saha mekaniğini doğru kurarsa yani bana göre orta saha yani Galatasaray adına maçı belirleyecek. Bence de. Ben hatta biraz daha kalabalık bir orta saha bekliyorum Galatasaray'da. Yani e, değişik o, bir Galatasaray bekliyorum. Nasıl mesafe bekliyorsun orta saha? Ee, Lucas Torreira'yı geçtik. Tamam. Torreira 1. 2 i̇ki, iki kişi oraya 8'de 10 numara veya bir 6 8 Hocam yani şimdi tabii çok iddialı olur ama hani hem Torreira hem Kaan Aya'nı falan görürsem ben şaşırmam. Yani onu söyleyeyim çünkü orta saha Galatasaray'ın dediğin gibi bence de yumuşak karnı. Ee... çünkü ön oyuncuları çok pres yapan, çok sert agresif, top rakipteyken Aynen. çok geriye gelen. Tabii ki bu maçın seviyesi farklı. Yani tabii. Ligde gelmiyorlar geriye bu maçta mutlaka geleceklerdir ama bir yere kadar. Bir alışkanlıklar da var. Dediğine katılıyorum Serkan. Yani böyle bir oyuncu profilleri seçimi daha dirençli merkez yapabilir. Yani özellikle e, yani nasıl bir Galatasaray bekliyorsun derken e, yani Annelio'nun çok üst düzey bir sol bek olduğunu hepimizin bilmesine rağmen Abdülkerim'in sol bekliğiyle kıyaslanmayacak kadar önemli bir Öyle bir şey olur mu? Var. Abdülkerim, sol bek, Serkan, Nelson. Ya olursa ben Nelson... şaşırmam. Bence olabilir hocam. Olursa şaşırmam hocam. Yani Nelson... hep savunma bloğunda, bir kere savunma bloğunda tamamen soru işareti bıraktı Okan Hoca bugün. Hem Nelson hem Abdülkerim'i kulübede, kulübede yedek soyundurarak. Dolayısıyla... Sonra da Abdülkerim geldiğinde orta sahaya Kaan çıkardı biliyorsun evet. değil mi? Bak mesela orta sahaya... Yana. Zaten ben orada bir e, tabiri caizse kıllandım. Hani, hani şüphelendim diyorsun, bir, durumdan. Bir salı akşamında bir pratik mi bir göreyim falan evet, o şeyler, açıdan mı diyorsun? Bence bugün hoca Manchester United maçına dair bir şeyleri mutlaka prova etti. Şaka Hı -hı. değil ya. Old Trafford'da Manchester'la oynuyorsun yani. E, Manchester United maçı... Üçlü oynar mı bu ara Serkan? Onu prova etmedi mesela Hocam, bugün. Hocam üçlü çok büyük risk olur. Hani çünkü... Prova etmedi. Niye Kurs'ta prova etmedi? Portekiz da oynadı. Sağ olsun. Eksik olmasın o kadar kötü oynayan bir Portekiz'e <laughs> e, maalesef elendik. Sen Berkan Kutlu'yu orada sol bek oynattı. Çocuğu da bir daha o maçtan sonra kadroya <laughs> da almadı. Almadı. Bir daha da almadı. yani Herhalde Okan Hoca yapmaz bunu işte. O yüzden söyledim. E, yani şimdi normal şartlarda kabul edelim. E, Icardi'nin yedekliği konuşulabilirdi. Normal şartlarda. Ama normal şartlarda değil. Ya e, Fenerbahçe derbisi gibi bir çıkar diyorsun sen. Ama o bambaşka bir süreçti. Orada daha Icardi açılmamıştı. Icardi'nin açılması Fenerbahçe evet. maçında oyuna sonradan girip attığı o golle başlamıştır. Icardi efsanesi Galatasaray'da öyle başladı. Kasım ayına kadar bir tane bile asist olmayan Kerem Aktürkoğlu asist kralı oldu ligde. Kasım ayına kadar bir tane asisti yoktu. Ee, yani biraz da e, durumu değerlendirecek olursak aslında Icardi yedek çıkarsa şaşırmam diye bir cümle kurmam lazım benim. Ya, Ama tıpkı geçen hafta Muslera'da örneğinde olduğu gibi öyle bir şey söz konusu bile değil. Icardi 11'de çıkacak. E, ben de öyle yapardım. E çünkü ya, bu adam hat-trick de yapabilir. Ya, ben diyorum ki ya yani mutlaka burada bir akıl oyunları olacak. Yani bir tuzaklar olacak. Hem eee Menkes'i Galatasaray tarafına bekliyorum hocam. Mertens bence 11'de. Ya mesela Manchester United da aynı şekilde bir tuzaklar kuracak. Galatasaray takımına mutlaka buna karşılık verecek. Her zaman söylüyorum ya zehir pan zehir gibi bir şey olacak. Yani burada Angelinho özellikle oynarsa, dörtlü de oynarsa eğer böyle bir oyunda seçerse Abdülkerim'i seçmezse orada farz edelim. Aynı bir alışkanlık Angelinho'yu oynatırsa dörtlü de oraya mutlaka Kaan Ayan ve e, Torare ikisi ikilisiyle çıkıp Torreira yeri geldiğinde oraya defansif ucuma gittiğinde yardım da etmesi gerekir. Ya şimdi bu Şampiyonlar Ligi seviyesi yani e, üçlü oyunda evet Sana Añolinho performans verebilir. Ama dörtlü oyunda o zaman orta sayı dediğin gibi bir ikili böyle bir dirençle oynamak zorundasın. Ya biz de bu mantığı bir şekilde yani denkleme oturtmaya çalışıyoruz. Ya orada bir bakarsın sen Kerem Demirbay oynar. İşte Mertens evet dediğin gibi oynar. Lucas Torre tek başına kalır. Yine Galatasaray yenebilir mi? Yenebilir. Ama bir şeyin analiz olarak yani maçta neler yaşayacağını hep söylüyorum. Simülasyon. Şimdi az önce doktor örneği verdim ya. Farz edin bir estetik ameliyata giriyorsun. Ne yapıyorsun? Bir simülasyon yapman gerek. Hadi bugün ameliyata giriyoruz. Hadi kahvemizi içtik. Bravo. Girelim değil herhalde. Ne ameliyatı olursa olsun. Ne yapıyorsun? Orada bir strateji bir gün önceden belirliyorsun. Ameliyat böyle olacak. Şu sapası böyle. Ya hastanın tansiyon kalbi var. Bu çıkarsa anas yani nasıl yapacağız orada? Anasiz yani siz doktoru geliyor. Yani onunla söylüyor, ilgili bunu yapacağım eden. nereye beğenmedim farz edeyim bir de ameliyatta neyi düzelteceğim falan. Ya yani neyse şimdi futbolda da bunu ...simülasyonu o hoca nereden tehdit olabilir? Reşfurt'u nasıl kapatacağız biz? Yani şekilde biz işte hepimizin Portekiz milli takım Manchester tanıdığımız yani Fernandes'in ne yapacağız? Duran toplarda etkili Elif çok kala sonucu onu nasıl kapatacağız? İşte Anjolinho bir de zayıflık yaratır mı? Yani bize orada güçsüz bölgemizde rakip için biz burayı yani tehdit yani buradan ciddi anlamda alır mıyız? Alırız. Biz rakibi nasıl tehdit ederiz? İşte Zaha'la Tete'yle önde büyük olsa Icardi oynacak nasıl bağlantıya gelmesi gerek. İkcar diye aynı şekilde alan açması gerek. Zaat, tete vesaire vesaire. Ya bunları çok doğru bir şekilde yani Okan Hoca'nın halletmesi gerekir. Antrenörlükte en önemli şey küçük planlar. Ya yani makro büyük plan değil, ana plan değil. Yani daha böyle mikro küçük planların daha doğru yapılması gerekir. Antrenör farkı orada çıkar. Cüneyt. Yani zaten büyük resmi herkes görüyor. Ama hmm. büyük resim değil. Yani ana yol değil derin ya genelde hep ara yollardan çıktığı zaman işte sıkıntı olur, kaza olur vesaire. Bunun için Okan Hoca'nın bunu çok doğru bir şekilde planlayıp bir strateji oturtması gerekir. Manchester United maçı evet zor mu zor. Az önce de söyledim yenebilir mi yenebilir. Ama Galatasaray'ın yenmesi de sürpriz olur mu? Biz Galatasaray takım Manchester United'ı yenmiş. Ya çok sürpriz der miyiz? Yok. Gidemeyiz. Kadroya bak. Yani bir de formsuz yakalamışsın rakibi, en iyi yakalayacağın pozisyonda yakalamışsın. Yani mesela fikstür çekilir ya ligde de. Ya fikstür çekildi işte ilk haftalar büyük maçlar işte oynamayalım falan. Hayır o değildir. Avantaj dezavantaj nedir biliyor musun? Manchester United 6 tane oyuncu sakat ve kadro var değil mi? Sancho gibi kadro olan oyuncular var hem sakat. Aynı şekilde formsuz işte burada 6 tane maç oynayacaksın grupta. ikinci maçta Manchester United'ı yakalayabileceğin en iyi zamanda yakalıyorsun formsuz oyun formsuz oyuncular formsuz sakatlar var problemli işte ceza yemiş oyuncular var onlar kaldı da yok yani çok iyi bir zamanda yakalamıştı peki Galatasaray takımının eksiği var mı yok işte bundan daha iyi bir denklem oluşmaz. Fikstür avantajı, dezavantajı budur. Büyük takımla önce oynamak, sonra oynamak değil. O günkü şartlara uygun olarak senin takımın sahaya nasıl çıkacak, rakip nasıl çıkacak. Buradaki eksiklikler, fazlalıklar, form formsuzluklar çok önemli. Galatasaray bunu iyi bir şekilde kullanması gerek. Kolay da deplasman değil tabii değil mi? Çok değil tabii canım. Çok zor maç. Galatasaray'ın onlar için de fırsat tanesi. Hani sadece hep Galatasaray, Aa, böyle buldu, yener mi?" falan diyoruz ama düşünsene ilk maçlarını bayağı mineye kaybettiler Şampiyonlar Ligi'nde, ligde durumları ortada. Evet. Yani onlar için de Şampiyonlar Ligi'nde evlerinde alacakları bir galibiyet e, hayat öpücüğü olacak yani. Ya o maçın tabi planı organizasyonu her şeyi başka seviyede Serkan. Okan Hoca'nın da kafasında ben evet. ama Abdülkerim konusunda hocama katılıyorum ya. Yani. Söylemiştim de bir sol bek gibi duruyor çünkü o, hani şöyle rakip analizi yaparken bir teknik adam sonuçta zayıf ve güçlü yönlerini de ortaya koyuyor ve Galatasaray'ın yani özellikle o Avrupa Ligi Avrupa maçlarında Ancelino'nun durumunu birçok SWOT analizi denir ya güçlü Tabii. zayıf, tehditler, fırsatlar o 4 madde açıklanır. sen de İngilizce Hı -hı, biliyorsun. Evet. Yani bunu Okan Hoca mutlaka ekibi hele Şampiyonlar Ligi'ne çok özel bir şekilde hazırlanmalı. Mesela Pep Guardiola Barcelona'ya gittim. Eee Noy kampını orada bir ev gösterdiler bana. Pep Guardiola'nın arkadaşları oturduk yemek yedik, kahve içtik. Bir ev var kulübün. Yeni Nemazya'ya gitmiştir Hı -hı. yeni testlere. Şimdi Noy kampının çok yakın böyle 200 metre orada bibille ev gördüm. O nasıl dediler ki oraya gelir çok önemli maçlarda. işte e, El Clasico Real Madrid maçında veya Şampiyonlar Ligi'nde orada sabaha kadar zaten çalışkan bir adam Pep Guardiola da iyice maçı yaşarlar. Az önce söylediğim gibi simülasyon yaparlar. Orada planları hepsini o makro büyük, mikro küçük hepsini puzzle oturtmaya çalışırlar sabaha kadar. Yani mutlaka Okan Hoca ve ekibi de bunları çok iyi bir şekilde şimdiden başlamışlardır zaten. Yani nasıl, ne yapacağız, neyi nasıl yapacağız, ne olacak? Çünkü Galatasaray takımda inan digit taraftar bu, bu kadar oyuncu alında edildi. Ligdeki 3 tane, 5 tane işte üst üste galibiyet. Bir rakibi 3-0, 4-0 yenmesi bana göre Cüneyt kesmez, Serkan kesmez. Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'nden bir şekilde yani o gruptan çıkmak istiyor. Çıkamasa bile bırak UEFA'ya bak. 3. UEFA'ya Uf, bırak. Bir de iyi oyunlar istiyor. Yani onlara evet, teslim öyle. olmadan 3. olalım biz Ocağım diyor. Zaten kadro Bu kadro, kadro için bunun için mı? kuruldu. Tabii. tabii. Aslında tabii dünyada bunlar. da beklenti öyle. Serkan Korkmaz hatırlattı. Hemen ekrana da getirelim. Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımı gelsin şimdi ekranlara. Galatasaray'dan e, beklenti büyük. Hem taraftardan hem dünyadan. Zanlı ilk golünü böyle duyuruyor Şampiyonlar Ligi. Bu Şampiyonlar Ligi resmi hesabı. Evet. Türkiye Zaha böyle değil. bir oyuncu. Hani Zahan'ın ne olduğunu anlamak için e, bunun altından da mesela hani biz bu e, Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya paylaşımını verince alttan Şampiyonlar Ligi marşını <laughs> da verebiliriz ya da istersen Süper Lig marşını da verebiliriz Ulaş. Olm. E, ama şöyle söyleyeyim. <laughs> Zaha, olduğu da vereceğiz. Bakın olduğu da <laughs> Şampiyonlar Ligi resmi hesabının haber olarak verdiği şeyi. Size söylüyorum. Yani bir... Zaha Galatasaray'daki ilk resmi golünü attı. Evet. Bu bir ikincisi de Premier League oyuncusuydu yani. Tabii böyle. ki. Palaslan geldiği için ve maç yine bir Premier League takımıyla yapılacağı için. Peki şuna ne için. dersiniz? Yani sonuçta e, hocam e, teknik adam e, olduğu için hani ondan e, ben görüşünü e, rica edeceğim. E, takımların bireysel performansların uh -huh. e, hedef süreleri var. Mesela işte biz işte e, Ağustos'un ilk haftasında Şampiyonlar Ligi'le oynarız? Biz Kasım, e, Ekim gibi toparlanırız. İşte Zaha'yı Zaha'nın hedef maçı buydu. Old Trafford'daki e, Manchester United maçı. Zaha kolay değil. Adaya dönüyor. Başka bir takımın formasıyla dönüyor ve Şampiyonlar Ligi maçıyla dönüyor ve Old Trafford'a çıkıyor. Siz sanıyor musunuz ki o gün e, Crystal Palace taraftarı pub'ları doldurmayacak? Aa Zaha Manchester United karşısında. Tabii. Yani bu bir hedef maçıydı. Ee, hem oyuncu yani Zaha ve ekibi diyelim. Hem Okan Buruk onu bu maça hazırladı. Bakın bu herhalde bir tesadüf değildir. United maçından bir maç önce ilk kez ilk on bir çıktı. Yanlış bilmiyorsam. Doğru. Doğru. Yani bu değil mi hocam? Bu bir evet, hedef evet, maçı. Tabii tabii. Yani bu maçta Okan Buruk... Kura çekimi gerçekleştiği günden beri bu maçın tarihini panosuna astı. Zaha'nın 11 çıkacağı maç olarak işaretledi. Ben Zaha'dan eminim. Mertens'ten de emin gibiyim. Mertens'te yaşı gereği arka arkaya 3 günde bir, 4 günde bir maç temposundan biraz sakınılması gereken bir oyuncu. Onu da 10 on numara mevkiinde bugün Kerem'i de gördükten sonra orada değerlendireceği kanaatindeyim. Yani Zaha solda, ortada Mertens... Ki bugün çok enteresan bir cümlesi var Okan Buruk'un basın toplantısında. Zaha'yı farklı rollerde de kullanacağım. Santrafor San işte de dedim kullanır. yeri geldi. Ama ya bir şimdi şey... ilk 11 Icardi'yi çıkartmamak Old Trafford'da bence Icardi'ye ağır bir darbe olur. Yani onu belki ilerleyen dakikalarda öyle bir değişim yapabilir gibi geliyor. Katılıyorum. Baş... Sağda kim oynar hocam en baş... peki? Sağda Tete ile başlayan düşünüyorum. Ya yani Ziyeş o maça yetişirse e, hafif ama, bir sakatlığı var diyorlar ama. Ama yine antrenman yapmadı. Evet. Zerken iki hafta haftadır. Doğru antrenman eksiği var da. Işte bir de oyun, oynanacak oyun, oyun biliyorsun. Yani Ada Futbolu'nda hepimizin bildiği gibi Hı -hı. Premier Lig'de kale önlerine çok çabuk gelip gidilen, çok hızlı bir şekilde atletizmi olan yani 20 tane takım seyrediyoruz her hafta. 20 tane. Hı -hı. Hepsi de aynı şekilde. Yani Manchester United'da böyle. Yani koşacak, gelecek, gidecek. Burada... E, Ziyeş tabii ki önemli bir oyuncu ama baştan yani başlayacağını düşünmüyorum. Ben Torreira'nın yeri kesin. ben şunu söyleyeyim bak hmm. Zaha'la ilgili Zaha nereden geldi? Crystal Palace'tan. Crystal Palace her zaman Manchester United'da sıkıntı yaratmıştır biliyorsun değil mi? Yani hmm. za şimdi oraya usta da alışkın. Bir kaç tane var Galatasaray'da öyle oyuncu Cüneyt? İki Torreira var Arsenal'dan. Üç kim var? Tottenham oyuncusu Sanchez. Alışkın mıdır? Alışkın. Dördüncü tabii. oyuncu kim var peki orada? Bu kadroda bir tane daha oyuncu var. Dördüncü Endombele var. Endombele Doğru. Beşinci de... Oynamadığı a, için o biraz tabii, geç Tabii tabii doğru söylüyorsun. O ama oynamaz. E, Aklısın. Bir de işte e, Ziyech var değil mi? Hı -hı. Şimdi e, yani beş tane oyuncusu var. O atmosferi yaşamış bilen e, ve de orada nelerin beklediğini işte seyircinin takımın ne olduğunu bilen bu önemli bir şey. Yani bu Galatasaray takımına bakıyorsun ya beş tane oyuncu... TT yani ne var Leicester'da Lester, oynadı. Leicester'da evet çok yani bir, bir dönem geçirdi. O da oynadı doğru ondan sonra. Yani bu kadar oyuncu bak Galatasaray'ın gücüne bak. Kaç tane 6 tane oyuncu sayıyoruz. Bu önemli bir şey. Mesela Sanchez sayıyorsun. Daha yeni sıcak toplumdan gelmiş. Ya diyor mu sıkıştın Sanchez hele bizim ligimizde. Bak bunu unutmayın. Altını bir 3-4 hafta önce çizdim. Tek stoper oynatabilirsin Cüneyt. Bak tek başına sıkıştın gol lazım 20 dakika bir stoperi çıkardın Serkan bir santrofor aldın. Sanchez'i gönül rahatlığıyla tek stoper yap. E, ee, 11'i 11, i... 11 i ben üzerine oluşturdum. Yani konuşmalarımızdan bir Tabii. tane yazdım. Mustera, evet. Abdülkerim, Solbek, e, ee, Sanchez, Nelson, Boey, Torreira, Kaan. Kaan, önünde Mertens, solda Zaha, sağda Tete, ileride Icardi. Yani Kerem ya buradaki en flaş şey Kerem'in yedek olması. Bence. Ha Kerem yedek çıkar mı? Zaha böyle oynuyorsa çıkar. Çünkü on numarada da Manchester United'a karşı oynamaz. Ee, ya orada Mertens'in dinamizmine ihtiyacı olduğu için de bugün dinlendirdi diye düşünüyorum. Bir, bir de yedek diye bir şey yok Serkan, sen de çok iyi biliyorsun. Yani mutlaka kulübede güçlü bir kulübe olması gerek Şampiyonlar Hı -hı. Ligi. Az önce Cüneyt Biz çok Güney çok i̇şte güzel Fener... örnek verdi ya Peki, Fener... e, Kerem evet. olacak. Kerem. Yani Cüneyt çok güzel örnek verdi ya Fenerbahçe maçında işte İkardi işte ondan sonra sen de örnek verdin çok güzel. Hani işte o maçtan sonra hikayesi başladı ama o günde de açık alan hücum eden çok iyi bir kurgusu vardı. Kadıköy'deki maçta Galatasaray'ın. Yani İkardi ile başlayıp dediğin gibi Kerem benchte kuvvetli bir eli olması gerek. Aynen. Yani her zaman söylüyoruz ya başlayan ilk 11 değil, bitiren ilk 11 önemli. Ya Kerem de sol çizgiye atarsın. Zayi de Santrofor'a. Tam açık alanı 3 tane. Hele bir de skora almışsan veya maç 0-0 gidiyorsa... Riskleri 4, alıyorsa 6, 0, son 0, yarım saat. Klasik bölgesi. Yok olacak. yani za za biraz daha orta sahaya gelecek öyle. Yani 4-6-0 gibi. Tabii, tabii gibi ondan sonra o şekilde oynayacak ama za orada topu da, da bilir. Yani za bir orta saha oyuncusu genelde biz kullanıyoruz. Hı -hı. Mesela Adana Demirspor geçen sene oynuyordu biliyorsun. Emrah Baba ile Belanda ile oynuyordu. İkisi de orta saha profilde oyuncu. oyuncu. Şimdi daha daha forvet profili ve santrofor oynamış bir oyuncu. Tam 4-6-0 değil de yani santrofor gibi oynar ama tabii ki sırtı dönük oyunlarda çok güçlüdür ama yine de bir bağlantıya gelir. Ama en önemli rakibin yani Galatasaray en önemli bir kere orada rakibe risk aldırmalı. Yani o met dakikaları e, uzatmalı. Uzattıkça daha risk alacak ve de risk aldıkça da doğru hamlelerle açık alana çıkma şansı olacak Galatasaray'ın baskı yiyecek mi yiyecek Galatasaray takımı? Şimdi sen yani baskı nedir? Yeri geldiğinde üst üste 2-3 tane korner olacak. Kenardan serbest vuruş kullanacak. Çok yüksek toplar gelecek. ikinci 2. topları alıp şut atabilir mi Manchester United? Atabilir. Burada amaç ne? Kırılmaması gerekir. Yani şimdi Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nden bu kadar kadro kurmuşun. Elinde bu kadar sağlam bir cephaneliğin oluşmuş. Çok farklı böyle e, takım içinde kombinasyonlar oynayabilecek oyuncu profilleri de var. Şimdi Galatasaray'da Evet öndeki hücum oyuncularının çok belki defansa yardımı yok ama hem bir açık alana hem de set hücuma hele Ziyech de varsa yapabilecek bir kere hücum attım var. Yani onun için Galatasaray takımının bunu çok doğru oynaması gerekir. Sabırlı demek korkak geriye çekilen değil. Çok doğru bir dengeli kontrollü oyun oynaması gerekir Cüneyt. Dediğim gibi kırılmaması gerekir. Maçtaki kırılma anlarına baskı edinde çözülmemesi gerekir. Aksine rakibi çözmesi risk aldırması gerekir. Çünkü Galatasaray çözülürse bir de erken gol falan herhangi böyle bir şey olursa daha fazla saha içinde risk alacak ve daha fazla <laughs> bak bunu unutma. Maçı seyrettiğinde ön alanda daha fazla oyuncuyla kalacak. Geriye de fazla gelmeyecekler. Yani bu daha büyük sıkıntı olur o zaman Manchester United'a karşı. Hep hızlı çıkışlarda rahat rahat Manchester United hele oyuncu profillerinden kaynaklanan daha fazla pozisyon bulacaktır. Bunu çok doğru oynaması gerek. Yani o statta hepimiz biliyoruz. Gittin o atmosferi ben yaşadım o yani ciddi bir ambiyans var orada, ciddi bir baskı var. Bu Düşler baskıda tiyatrosu. Hocam. Tabi ya bu baskıda çözülmemesi gerekir. Az önce söylediğim bu altını çizerek. Ya kırılmaması. Orada bir şekilde aksine dirençli durması, dirayetli durması Galatasaray'ın çok önemli. Bu arada Galatasaray'ın e, önümüzdeki fikstür de hiç kolay değil. Yani ona da bakalım. 11'i o fikstür de biraz şekillendirecek belki hocam. Tabii ki Tabii. hedef maçı Manchester United maçı ama ardından Antalya deplasmanı var, sonrasında Şu derbi var, milli, derbi artışı Milli takım de. arası var tabii evet. o. Milli takım arasından sonra dediğin gibi Cüneyt. Beşiktaş ve Bayabin'in başlarına hocam tamam. arka arkaya. E baksana Çay... Sonra yine deplasman, Çaykur çay, çay, Zespor ligimizin iyi futbol oynayan takımlarından İlhan Palut'la. Kasımpaşa Bayabin'in deplasmanı evet. şeklinde gidiyor. Hani Kerem yedek olursa Serkan Korkmaz dedi ya sürpriz olur. Aslında sürpriz de olmaz bu fikrine göre yani herkesi yani de yedek olabilir. Benim olmaz da Hayır o maçın oyuncusu bu maçın oyuncusu diye de bakılabilir evet. ama. Her maçın farklı hikayesi tabii. var. Ben diyorum ki ya, tabii Kerem geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde de geçen sene değil Fatih Hoca çalıştığında iki sene önce çok iyi işler çıkarmıştı. Açık alanda çok iyi ucumlar yaptı. Yani burada da mutlaka yapacaktır ama yeri geldiğinde Şampiyonlar Ligi'nde de za varsa za oynayacak. Yani bu işin gerçeği Kerem... E, eksiklerini bir şekilde de gidermesi gerekir. E, ama dediğim gibi yani mühim olan burada Şampiyonlar Ligi'nde hep oynayan takımlar değil. Mutlaka Galatasaray takımında 5 tane oyuncu değişikliğiyle beraber ister öndeyken veya gerideyken veya maç 0-0 o katkıyı hmm. sağlamak zorunda giren oyuncu. Çünkü öyle sağlam bir derin kadrosu da var Galatasaray'ın. Yani oradaki o cephaneliği de Okan Hoca kullandığında oyuncular da mutlaka fark yaratacaktır. Yani Şampiyonlar Ligi bir kere yani Farz edin bugün Ankara gücünü Galatasaray takımı berabere kalsaydı veya yenilseydi. Şimdi ya Allah aşkına karalar bağlayıp işte Manchester United maçında ne olacak falan insanlar diyecekti ama şunu söyleyelim hepsinin yani <laughs> tek düşüncesi Şampiyonlar Ligi'dir. Yani oyuncular bakma hani bugün çok dominasyonu yaptı, tek kale oynadı neredeyse Ankara gücüne karşı ama yani hepsinin düşüncesinde kafasında salı akşamı Manchester United de deplasmanıdır. Bu anlamda oradaki performansları, limitlerini, sınırlarını zorlamaları gayet doğal ve böyle oynayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani e, hepsi ne varsa limit sonuna kadar değerlendirecektir. Ya Şampiyonlar Ligi maçı, lig maçı oynuyorsun bir daha oynayacaksın. Şimdi ligde düşünebiliyor musun? Oynamışsın, geldin Manchester United maçından sonra tekrar hafta sonu bir maç daha oynayacaksın değil mi? Antalya Sporlu oynuyor. 7-8. hafta. Hayır, 8, 8 Bravo, 8. Geriye kaç hafta kalıyor? 38 hafta var, 30 hafta kalıyor. Sen Antalya maçını bir şekilde töre edebilirsin. O tölereyi edemeyeceğin yer Şampiyonlar Ligi'dir. Çünkü 6 tane fast food çok kısa maçlar oynuyorsun Cüneyt. Ve dünyanın gözünün önünde oynuyorsun. Şimdi çok üzücü bir görüntü var. Onu rica edeceğim sevgili Tolga'dan. Hollanda Ligi'nden. Bu sıralarda Hollanda Ligi'nde bir olaylı maç. Ajax-Feyenoord maçı Şimdi var de, değil mi? Evet. Vavik-Ajax maçı. Yine bir Ajax maçı. Bu akşam maçı tv buçuk'tan aldık görüntüleri. Teşekkür ediyoruz kendilerine. 28 yaşında Vavik ise Etian Vasen ikili mücadele sonrasında ceza sahası içerisinde yerde kalıyor. Ne yazık ki hayati tehlikesi var. Ambulans hastaneye kaldırıldı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Allah şifa hani versin. Az önce o sahte faalleri, abartılı atmaları falan konuştuk da işte bu yönü de var ya. Yani dikkatli olmak lazım. Maç yarıda kaldı. Skor 3-2 Ayaks'ın üstünlüğüyle devam ediyordu karşılaşmada. Hatta programa başlarken hocam dedim ya Ayaksın durumu ne olacak diye hatırlıyorsun. Evet ya. evet. Yani ağlayan taraftarlar var bakın. Sediye geliyor <laughs> <Kozişonca gülüyor> ya. Yani Şu en yavaş adamdır sediye götürenlere bakar mısın ya? Oyuncuların üzüntüsü Dünya Kupası da yaşamıştık değil mi böyle bir ya, olayı e, Ambulansın da e, gelmesi gerekiyordu. E, evet. 2003 e, Konfederasyon Kupası Fransa'da. Bu arada e, hemen arkadaşları da, iki takım oyuncuları da gittiler bu Ayrı Dünya Kupası'nda olduğu gibi kötü görüntüleri. Elksen e, olayı vardı evet. bir de. O kötü kalp, kalp görüntüleri kalp e, yansımaması için orada bir e, duvar. set ördüler, Tam duvar ördüler ki ya? yani doğru yaklaşımda budur ben meslek hayatında unutabileceğim anlardan biridir. Kafasına e, çarpmış. E, Trabzonspor'un bir kupa başında e, giraydı sanırım oyuncu ayağı kırılmıştı. Burnun da kırıldı. Burnun ayağı kırılmıştı. Serkan Korkmaz o zaman spor koordinatörüydü. Hı hı. Bana bizzat mesaj atıp öğretmenine lütfen Uyar asla yakın görüntü ver vermeyelim demişti. Çok doğru bir yaklaşımdı televizyonculuk adına. Zaten çok severim yani sevgili meslektaşım vana, Serkan Korkmaz'ı bir kez daha gözümde Senin çok aynı büyümüştü. Şekilde düşündüğüne eminim ama o tip durumlarda birbirimize hatırlatmalar yapmanız evet. çok doğal. Çok ee, gerildi, Zaten o. çocukları ve gençleri nasıl e, spora kazandıracağız diye düşünürken... E, durduk yerde. Burada bir, da Hollanda reisini, Hollandalı yani. yönetmeni, evet, belki için. de onu senin gibi uyaran yöneticisini tebrik etmek lazım. Zaten uzak görüntüler seçmişler. Ve arkadaşları da ha, hani böyle abi, durumlarda falan mı geçirdi acaba? Allah yapılması gerekeni yapmışlar. yapmış. kafatası çatlağı olabilir. Beyin kanaması şüphesi olabilir. Bilinç kaybı yaşadığı için şu anda hala bir Hayati altında. tehlike var gibi bir laf okudum bir ara evet, ama umarım doğru hayati tehlikesi değildir. olduğu konuşuluyor. Hay Allah. Maçta da 85. dakika Son 5 dakika artık karşılaşmada tatil edildi. Ya mi? acaba Kaç? bu kaleciler yere yatıyorlar, tekmeye, kafa, ayak, elle giriyorlar. Hepsi Çeh gibi acaba artık kask mı taktısı, taksa değil ya? Değil mi? Boksta da eskiden evet. bizim gençliğimizde o kask mecburi değildi ama. Değildi. Da boksta. Çeh Sonradan taksın yani. Sonradan mecburi olmuştu. Çeh gibi taksınlar ya. Bu Büyük olmuş olsun yani. diyelim. Yani, yani hayatta başına, bunlar da var. Her şey kazanmak, alınacak. kaybetmek değil işte. İnsan sağlığı şuradan alınan puanın hiçbir önemi yok. Yani... Ne olur şimdi ayak bu maçı kazansa, Zaten sağlık, kazanmasa, kaybetse. Sağlık böyle şeyler olduğunda Cüneyt söylediğin aklımıza geliyor. Normalde didişme etme, kavga, yolda trafikte saygısızlık işte veya işte program yaparken o yazıyor, çiziyor. Yani insanlar ölümsüz gibi yaşıyor. Sen ne güzel örnek Ölüm verdin. De var. Sağlığını düşün. Bir saniye sonra, saniyse belki sonra ne olacağı belli değil hepimiz için. Evet. Aynen büyük geçmiş olsun diyelim üzücü görüntülerde biraz da bunu hatırlatalım diye ekranlara taşıdık biz de bu görüntüleri TV 8.5'tan yayıncı kuruluştan izin alarak Hadi sağlık da olduğunu ölüm de olduğunu Reha Hocam çok güzel ifade etti hepimizin hatırlaması lazım diyelim ama gündemimiz yoğun Trabzonspor'da konuşacağız Ulaş Özdemir'in söyleyecek çok şey var bekliyor Başkan da bugün Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul da çok önemli açıklamalar yaptı. Maç sonrası iki teknik adamın açıklamaları da dikkat çekiciydi. Önce maç sonrasına gidelim ardından neler yaşandı bugün karşılaşmada. Trabzonspor kazanmasına rağmen neden bu kadar büyük tepki geldi? Her şeyi konuşacağız. Açıklamalar böyleydi. Başkanın açıklamaları çok sertti. İlk kez böyle konuşuyor. Evet. Göreve yani geldiğinden bu Sayın Başkan'ı hiç bu kadar sinirli görmedim. Ben de görmemiştim. Yani i̇lk kez böyle konuşuyor. Şaşırdım açıkçası. Evet ben aşağı yukarı 20 seneden 20 sene yakında tanırım başkanı. Ee, genel karakteristik özelliği aslında böyle çok sakin bir yapısı vardır. Ama mevzu tabii Trabzonspor olunca başkan için akan sular duruyor yani önünde baraj <laughs> setmet hiç tanımıyor. Ee, ya şöyle tabii ki e, çok sıkıntılı bir dönemi ...içerisinden geçiyor kendisi. Yani öyle böyle değil. E, Cüneyt, kolay değil bu işler. Bu süreçleri yönetmek. Yani olağanüstü kongre, orada başkan seçil. Haziran sonuna kadar 70 milyon euroya yakın... ...ödeme gerçekleştir. E, onun dışında sponsorluklar sok. içeriye yani... ...şu anda Türkiye tarihinin en yüksek sponsorluğu... ...yani stat sponsorluğu baktığın zaman... ...yaklaşık 50 milyon euroya yakın bir para. E, bunun dışında yine bunun artıları da var tabii. Aşağı yukarı o rakamlar da bir 60-70 milyon euro civarında. E şimdi ekonomik anlamda sen eee saha dışında çok doğru bir organizasyon yaparken e sahadan bulacağın cevap aynı şekilde paralel olmalı. şimdi onu da görmek çok kolay diye çünkü o takımın da göndereceğin oyuncular, e, kalacak oyuncular, işte alacağın oyuncular bunların hepsi e, böyle çok ciddi mesai gerektiren işler yani hı hı. ve kolay değil. Maliyette oyunculardan çıkacaksın, yeni bir kadro kuracaksın ki ilk transfer döneminde biraz böyle hoca üzerinden organizasyon gerçekleştirildi ama milli arada artık yönetim ciddi anlamda sazı eline alarak aslında o süreci yönetti bence doğru da işler yaptı. Yani Petković beklendi aylarca mesela Trabzonspor'a santrafor bölgesi için <laughs> yani bugün şöyle bir soru soralım. Sayın Başkan, Öne açı transferini yapmasaydı ne olacaktı? Basit bir soru bu yani. Çok önemli bir soru bence. Yani basit bir soru ama dediğin gibi çok önemli. Ne olacaktı mesela Trabzonspor'un durumu? Zor gol atardı rakip kaleye de zor giderdi. Zor giderdi. Şimdi dolayısıyla e, buralardan geçerken bir de hakemlerle yaşanacak olan e, bu sıkıntılar. Şimdi Trabzonspor hani çok iyi başlayamadığı bir sezonda böylesi hakem hatalarını demeyelim de bence kasten yapılan işlere maruz kalıyor. Yani bugün Mendi'ye gösterilen ikinci sıradan kırmızı kart böyle yani hata diyebileceğimiz bir şey değil. Ya yani görmediğin Kas, bir pozisyonda. Kasten derken onu açarsan. Kasten bu işte hocam Mendi'ye yapılan. Ya o zaman pozisyon pozisyon bakalım mı? Hızlı bakalım. hızlı pozisyonlara bakalım ki başkan neden bu kadar kızmış? Niye bu tepkiyi vermiş? Onu da anlamış olalım. Biz evet. de burada değerlendirelim pozisyonları. Rejdan rica edelim önümüze gelecek pozisyonlar. Tek tek değerlendireceğiz. Başlayalım pozisyonları değerlendirmeye. İlk pozisyon 36. dakikadaki pozisyona bakıyoruz. Gol öncesi faal var mı? Yok bu pozisyon Şimdi şöyle devre arasında bunu değerlendirirken Cüneyt bize gelen açılar başka. Şimdi baş... Bir burada... çarpışma mı, bir e, hayır, hayır. temas Şu, şu açı yoktu mı? mesela. Bak şu açı yoktu. Hani göremiyor izleyici. Net faul var burada. Yani Mithşu'nun yaptığı hareket net faul. Golden önce. <laughs> ya, ya, hocam ne dersiniz? Topa da dokunuyor çünkü Mithşu. Topa bak yerde bir sıkıntı yok. Orada, Orada... aldanıyor zaten hakem. Evet. Bana tabii. göre. Üst tarafa bak, yukarıya bak. Yukarıda sağ kolunu Mithşu'nun sol omzuna ne yapıyor? Aa, evet hocam. Bastırıyor. Ben yazımda da e, Trabzonspor maçını yazdım foto maça. E, herkes ayağa baktı çünkü. Yani hocam. herkes burada ayağa baktı. Ayağa başlamadan bak, faal bak, yapmış zaten bak şimdi, top, bak şimdi zaten top topla rakibin arasına vücudunu mendi sokuyor. Mit uh -huh. öbür tarafta top sağ tarafta bizim gördüğümüz ekran görüntüsüyle söylüyorum. Şimdi ne yapıyor? Sağ eli bir, iki ile... Pozisyonu yazalım arkadaşlar. Trabzonspor'un golünün öncesinde faal var mı? Sol, sol omzu ve koluna doğru... doğrusu eliyle Mitchell çekiyor. Çektiği zaman dengeyi bozduktan sonra dikkat et. Topu o zaman kontrolünü bırakınca topa temas ederek topu kurtarıyor Mitchell mendiden. Yani direkt birinci pozisyonda... hiç elle, ellemeden topu kurtarsa anlarım. Bak şimdi burada avantaj sağlayacak. Topla alakası yok ki. Direkt omzundan tutuyor, çekiyor ve de oyuncu bir aksiyon yapıyor. Yani iki bacağı üzerine hmm. oyuncuyu çekersen omzundan, kolundan dağıtırsın. Dağıttığın zaman alt tarafta da top topa dokunuyor. Esas burada yanılan hakem, hakem genelde neye bakar? Topa bakar. Top nerede burada? Aşağıda. E yukarıda operasyonu yapıyor içiyor? Foğlu yukarıdan yapıyor. E sen şimdi burada... Yukarıdan yapıp aşağıdan tamamlıyor. Tabii şimdi yukarıda bozduğu için arkada aşağıda da temas ediyor. Şimdi var hakemi kim? Alper Ulusoy. Ya bu bariz fol. Yukarıda faul var ya. Mert gülüyor. Bence de faul. Çok net görüyor ama öyle böyle değil yani. Pozisyon devamında Trabzonspor gol yiyor. Golüyor, golüyor. Bir de diyorum ya mesela üst, Hayır, üst yani bir de kolunu tutup çekiyor Tabii zaten. Tabii Serkan sağ koluyla diyorum minişe sol kolunu çekiyor Meniden. Şimdi bunu hakem niye atlıyor? Şimdi bakıyorsun ya ya Batın Hoca orada neye fokuslanıyor? Topa. Top az önce de söyledim yerde. Hadi göremedin üst tarafı. E kardeşim var Alper Ulusoy. E niye müdahale etmiyorsunuz? Hocam ona burada he? yalnız ayağına da darbe alıyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Ayağa da darbe alıyor olabilir. Ayağı, bak ayağa darbeden daha önemli. Bak o. Tamam. Bak, şurada dokun. Esas en büyük yaptığı daha topa hiçbir temas yok. Mendy'nin direkt sağ koluyla sol koluna doğru omzuna koluna komple vücuduna dengesini bozup çekiyor. Arkasından da topa dokunuyor. Evet topa miç o en son dokunuyor zaten. Ama daha önce foul var. Hadi sen bunu yerde yakalayamadın. Yani yerdesin hı hı. hani üst oraya baktın evet Batim Şimşek yakalayamadın. Yukarıda operasyonu yapmış mıydı Şofolü? E sen şimdi var Alper Olsun. Allah... Şimdi burada genelde ilginçtir hakem yorumcular bu pozisyon için genelde sizin dediğiniz gibi faal olduğu konusunda birleşmekle birlikte varın devreye girmemesinin doğru olduğunu söylemişler. Ne bu şeyler hakem yorumcular derken o bizim bahsettiğimiz Illuminati örgütünün medya ayağındaki yorumcular. <gülüyor> <gülüyor> Ya abicim bak ben bir fotoğraf karesi... Görüştür ben görüş olarak. Yok tabii tabii yok. Bakıyorum bütün hakemiyormuşlara. Mutlaka şunları. sen zaten açacağın bizi ki biz de program Aynen. yapalım burada yani. Serkan katılır mısın bilmem yani. Katılmıyorum dermiş. <laughs> Yok daha duymadım. Ya, şu, şu anlamda. Var yani. Var protokolle göre çok yakın ya hakem. Yani. Evet ben onu Devam düşündüm. Devam ettirdikten sonra. Hakem, şimdi çok ha, hakemin, hakem, hakem, hakem sence yakın mı pozisyon? Ya yani, görüş açısı. Görüş, yakınlar, görüş, 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 açısı. Bak şimdi şey, hayır, yani yakın metraj olarak. Tamam, Pilottan bir daha alabilir miyiz onu? Yani Bence yakın da değil. Görüş Serkan, da değil. Ya, bir şekilde görüş zaviyesi var. Yani açık o kadar kötü değil. Ama ben diyorum ki bak şu Görüyor aradan mi? bakıyor bak şu. Evet. Ama adam üste falan bakmıyor zaten. Operasyonun olduğu yere miş topa bakıyor. Hocam. Farkında burada nasıl bile fokus ediyorum. Evet. Direkt yere oluyor. bakıyor. Hocam burada gördüğünü var, varın ama bak varın. Yine de varın bak mutlaka buna girmesi Aynen. gerek. Aynen. Bence bence Hiç... buradaki sorun var da. Cık, var böyle bir şey var mı? Sen hakemin görüş saviyesinde evet karışmıyorsun. Evet kurala göre Cüneyt dedi ki çok doğru. Ya diyor ki protokole göre değil mi Cüneyt? Orada evet. girmez. Evet. Ama sen burada bariz üstte faul var. Gol yemiş Trabzonspor girmeyelim. Niye protokol öyle diyor? Ya Allah aşkına böyle böyle bir şey yani bunlar normal değil ya bizde ya. Hocam şey yardımcıların ve hakemin görüş açısında olduğu için. Bir saniye. Şimdi ya yardımcılar e, Allah aşkına değişiklikten başka ne karışıyor? Başka hocam. hiç ofsaytı da konu. çiziliyor zaten. Sen şöyle dedin bile. ben mi yanlış anladım. Cık. Yorumcuların hepsi faal olduğu konusunda evet, da, hemen hemen hem fikir ama Varın devreye girmemesi konusunda da. Aynen öyle. öyle. protokol önemliymiş. Var protokolüne ben, göre. tamam var protokolü. Zaten bence dünya futbolunun en temel problemlerinden birisi var protokolü. Var protokolü zaten eyyama e, fırsat tanıdığı için bence herkes tarafından eleştirilmesi gereken bir protokol. Yani burada bir ikili mücadele bir da olduğu şimdi. için. Şimdi biz dört düzey dört düzey maçlar yönetmiş Hı -hı. ve artık aktif hakemliğini bitirmiş yorumcuyuz. Dördümüz de bu pozisyona faal diyoruz. Neden? Ekranda gördüğümüz için. Demek ki bunu var da gördü. Tamam. Sonunda gol oluyor. Bundan daha majör bir durum var mı? Yok. Peki bana bunu nasıl yediriyorsunuz abi? Bak ben sıradan vatandaşım ya. Şu an televizyonda televizyon karşısında pijamalarıyla oturmuş. Birazdan bizi izlerken uyuyacak olan kişi olarak soruyorum bunu. E abi herkes bu kadar enfikirse ve var da Gol gibi, gol gibi, haksız yere atılmış bir gol gibi, majör bir durum için varsa neden devreye girmiyor diye sorarım. Bak sen bana istediğin devreye kadar... Devreye girdiği birçok golde hatırlıyoruz aslında. Aynen. Sen bana istediğin kadar var protokolü 4. 4. <laughs> maddesinin B fıkrasına göre de... Abi e, hepiniz buna faal dediniz ve sonunda gol oldu. Neyi Ha şunu dersin mesela... Faal oldu ama sonra top Trabzonlara geçti. Trabzonlar atağa kalktı. Top tekrar öyle bir şey de yok. Aldı adam gitti gol attı. Atak başlangıcında. Yani burada müdahale etmeyecek bakılmalı. var. Nerede edecek yani? Şimdi ikinci sarı kart. <laughs> o zaman bir, neden var? Bir neden Bravo. Kırmızıya müdahale eder. ikinci sarıya müdahale etmez. Şimdi 90 artı 9'a uzamış maçın. 90 artı 9'un sonunda. Kırmızı kart gösterilmiş. Ha, maç bitmiş yani. Artık. Hani maçın son saniyesinde Dangalak bir futbolcu bir hareket yapmış kırmızı kart görmüş. Geçen ha orada devreye giriyor mesela. Çünkü kırmızı kart görmüş. Fakat bir maçın 45. dakikasında bütün bir 45 dakika boyunca 10 kişi oynayacak bir takımın kaderini tayin ederken devreye girmiyor. Çünkü ikinci sarı kart. Abi siz bize neyi empoze etmeye çalışıyorsunuz? Abi şöyle, şuna dönüyor ya bu iş. Yani o zaman sahaya robotlar çıksın. Çıksın futbolun, abi bana şöyle, ne? futbolun bir ruhu var ya, futbolun bir duygusu var. O zaman abi mekanik bir futbol oynayalım biz. Eğer kurallara göre yönetilecekse bu iş. Mesela geçen hafta Trabzonspor'un attığı gol gibi. Hı, hı. Yedi ya da yediği gol yedi, gibi. Düşün. Yedi hatay hata, spor. Evet yediği gol gibi. O zaman abi futbolu mekanikleştirelim biz. Yani ruhu da kaldıralım, duygusu da kaldıralım. Robotlar çıksın oynasın abi. Şimdi bir, ya futbol oyun bir sonraki kuralları... pozisyona da geçelim bir bu arada. Bir futbol maçının spikeri. Bir futbol maçının yönetmeni çok önemlidir. Bir futbol maçının hakemi de çok önemlidir. <laughs> Ama futbol kimse futbol maçını izlemeye, bir hakemi izlemek için gitmez. Doğru. Şimdi hakem bu oyunu güzelleştirmek Bence, ve tabii, adil kesin, kılmak tabii, için tabii. var. Var da bunun için var. Bize abi neyi yutturmaya çalışıyorsunuz ya? Çünkü şunu yutturmaya çalışıyorlar. Söyleyeyim ben sana. Şimdi bu hakemler var ya merkez hakem kurulu var. O hakemler var Bak, evet. Şimdi var. Hakemler var. Hakemler var. Merkez hakem kurulu var. Var var. Bir şimdi işte var hakemleri var. Bir de bunların dışarıda Bak sen Süper Lig'in marşını yazıyorsun şu evet, anda. Dışarıda <laughs> Dışarıda da e, bu hakemlikten ayrılıp televizyonlara yorumcu olanlar var. Tamam. Mı? Onlar da var değil mi? Bu bunlar medyaya mı? Bir de avarlar var. Bunlar medyaya ama <laughs> Serkan bunlar medya ya. Tamam mı? Evet. Buradan ayrılıp gidip yorumcu olan hakemler de bu işin medya ya. Yani şu içeride... Hangi işi? Söyleyeceğim. Burada hakem hatalarını örtbas edip bu arkadaşları korumak için tamam mı? Burada propaganda yapanlar. İşte kim bir tanesi en meşhuru? Deniz. Söyle bileyim canım isim. Deniz. Deniz yani, dedim yani ben. Kara. Yani, onun sorumluluğu. Hava. Canım. Benim sen, sorumluluğum sen, sen abi. Benim ben yorumcuyum burada. Aynen. Bir tanesi Deniz Çoban. Bir tanesi Fırat Aygınuz. Tamam Koruyorlar çünkü bunları da. Legalleştiriyorlar. Yani e, legalleştiriyorlar derken illegal iş dediğim şey burada yaptıkları şey. Yani yasa dışı bir iş yaptıklarından bahsetmiyorum ama sağdaki kararlarını illegal diye yorumlayalım tırnak içinde. Legalleştiriyorlar burada. Tamam. Şimdi bak şuradaki pozisyonu görüyor. Çalmıyor. Ama görmediği bir pozisyonda Mendy'ye ikinci kırmızı veriyor konuşalım. Peki zaten. ikinci pozisyonu konuşalım. Hakemleri de konuşalım. Zamanında tabii. kendilerine yapılmayan yan yorumu yaparak hakemliği koruyamazlar. Çekicinin penaltı beklediği pozisyon. Kesinlikle. Bu da çok tartışıldı. Çekicinin penaltı beklediği pozisyona bakalım. Endri çekici. Uğurcan'ın bir müdahalesi var mı yok mu yerde kalıyor. Müdahale var gibi. Benim ilk gördüğüm. Bir dakika buradan da yakın planına da bakalım. Şimdi en net pozisyon gelecek. Aa, bir daha geri alıp gelecek bakabilir mi de, bir miyiz? Bu en gelecek. son pozisyona bakabilir miyiz? Çünkü dediğin gibi en net pozisyon o. Peki burada da yine hakem kararı söyleyeyim mi? Hı hı. Sizce ne olmuştur? Eski hakem hocalarının kararı. Penaltı değil. Penaltı, Ulaş, uğraş. penaltı değil olmuş. Onu bilmem, ben şu an gördüğümü yorumlamak istiyorum. Peki. O yüzden bir açıya bir kez daha isteyeceğim. Siz söyleyin ondan sonra onların görüşünü Bu söyleyin. buradan tam olarak anlaşılmıyor da. O penaltı değil mi açı... olmuş? Cüneyt, penaltı değilmiş. Ne son söyledi? Son açıya dedi, evet miyim Ha bu açı mı? Evet, bakıyoruz. Abi ben buradan bir penaltı ispatlayamıyorum. Bak burada benim söyleyeceğim şu. Şimdi VAR, var protokolü burada, uyarınca ben eski hakemiyim pozisyon... ve yorumcuyum değil mi? Ne demişlerdir sana aynen cümle cümle söylüyorum. Krampada burada bir tebas hakem var burada penaltıyı ama. vermediyse VAR'ın görüntüyle hakeme penaltıyı ispatlama delili yok demişlerdir. Büyük ihtimalle evet. Kanıt sunamamışlar. Kanıt sunamamışlar demişlerdir. Çünkü ben o kadar devam, anlayamadım. Karar, devam Bak ben bu kararı doğru izlemedim. demişken o anda bu. ekrana bakmadım. Bu pozisyonu gerçekten konuştum ve sosyal medyadaki işte telefon imkanlarımdan tekrar baktım ve şimdi ilk defa en sağlıklı şekilde ölüme geliyor. İnanın bir açıdan net penaltı diyorum. Bir açıdan dokunmamış ya diyorum çocuk. Bir açıdan bakıyorum gri diyorum. Siyah, gri, ama beyaz bakın, üçünde gördüm. Şu açıdan temas ettiği genel, ekranda. Bu da mı? alabilir O zaman penaltı. Şimdi gelecek. Ha bir daha bakalım. Temas var ama temasın şiddeti yeterli değil diyorsan onu bilemem ama temas, temas varsa penaltı yok fena, diyemeyiz. Bence. Gelecek ekrana o yakın görüntü. Bilmiyorum. Ya, ispat, bana tefal, sen de varsın. Ben hakem yorumcusuyum. Tamam, şimdi, Bana teması ispatlarsan ben temas gidip var. ama şiddeti diyeyim. konusunda ben emin değilim. Bak temas varsa penaltı. Hiç Bakın burada yok. temas varsa penaltı abi. Ama ben buradan bir temas. Burada ha baldıra diyorsun. Ben hep topuğa odaklanmıştım. Topuğa da temas var. Baldıra demiyor Cüneyt. Topuğa, topuğa temas var, var mı onu söylüyor. Baldırla ilgisi. Bu değil ya. Az önce bir açı geldi ya Cüneyt. Evet evet. Ya orada daha, daha yakını, doğru. Daha da yakını var. Bu da değil. Bu da değil. Bundan sonra gelecek. O kadar çok açıdan bakıyoruz ki sevgili seyirciler sizlere doğru kararıyla. Bakın Ama biraz için, ağır oynatabilirse burada e, arkadaşımız evet. Bir öncekini ağır hayır, oynatabilir hayır, miyiz? Hayır hayır bu bu bu. Çok ha, net bu mu? göreceksiniz. Devam. Evet. E, buyurun. Evet, temas temas var. O zaman penal. Ama temasın şiddeti yeterli. diyor. Sen bana burada dersin. teması ispatlıyor musun? Yani değil mi? Ha. Kendi gözünüzle bakın. Ben, ben temas var, görüyorum. Temas var. O zaman penaltı. Toprak hocam nereden siz... çıkıyor abi? Temas. Bir dakika bir, bir toprak Hı. çıkıyor arkadan. O nereden çıkıyor? Ha, öteki oyuncunun sol ayağından. Tamam penaltı. Ya, o temasa düşmez. Bu temas yeterli değil diyorsanız saygılıyorum ama ben teması Bir de abi neye görüyorum? göre kime göre? Ulaştı. Hani ispatlayacakmış ya ya sen çağır izlet. Hacı'nın kararı versin. Mı? Temas var canım. Ya, temas, o zaman yani burada temas yok demek zaten var ya yani Bizi izleyenler diyecek ki yani adaletten bahsediyorsun hocam bir yani temas temas var ee, dedikleri de mesela doğru şiddeti de burada önemli. Yani oyuncuya bir temas var. O bu dokunmada düşer Dokunmadan düşer mi düşmez mi? En çok yani esas tartışılan konu bana göre oldu ee, Trabzonspor işte e, maçından sonra yani bu işte Pendik Sporlu oyuncuyu düşürür mü düşürmez mi? Yoksa net bir şekilde görüyorsun sol bacağla teması var sağ ayağına Uğurcan'ın. Ya şimdi dikkat edin hocam. Sol ayağının bileğini tutuyor. Allah evet. Allah. Çok enteresan. Ya diyorum ya temas bak. Temas, temas almadığı ayağını temas tutuyor. Temas almadığını tutuyor, tutuyor. Sağ ayağına temas alıyor. Şiddeti bence yeterli değil. Ondan verilmemesi de doğru mu? Doğru. Yani oyuncu da işin sahte geldiğinde ne olduğunu belli değil. Bu yüzden vermemiş olabilirler. Tabii. Hayır ya yani bilmiyorum. Yani, o... te, hayır, temas almadığı ayağını tuttuğu için. Yani o yeterli mi? Penaltı işte olmasına. Şimdi Uğurcan'ın bakıyorsun bir teması var da bir sıyırır gibi. Yani oyuncuyu böyle vurup darbeyle ya bileğini uzatan var, falan değil. Yani? Şuraya baksana kramponun kenarına gelmiş neden? gibi Öyle değil mi var? Cüneyt? Hiç bacağı yani da yok. Yani, ayağı kramponu, yok. Bak şimdi ondan topuğuna. topuğuna direkt gelmiş. Bileğine vesaire bir yerine gelse zaten. Daha farklı olurdu yani o tamam, şiddetle ben alt olurdu. Tamam burada sen ispatladın da ben hani bir önceki pozisyonu yavaşlatılmış gösterimde görebilir miyim? Tamam varı dinledi burada olsun süre. Belki de. çünkü ben de orada sana hani temassızlığı ispatlayacağım ama izlemedim. Bir izlemek istiyorum. Öyle bir ispatlama ya, derdim de yok. Yok şöyle ama burada yani zaten temas ettiğini bariz görüyoruz. Gördük Bu ama mutlak yani. bir kanıt mı? Neresine temas ediyor topuğa mı? Evet ya kramponla. Abi o krampon çıkmaz mı ya? Ya çıkabilir belki ama çıkmayabilir. Cüneyt mi? söyledi ya bence tam topuğuna doğru çok yumuşak bir yumuşak. değiyor yoksa o şimdi sırf ya benim yuk, dediğim açı süsse, hani şey Serkan şu. ya bu ayak, temas ayak altı gerektirir gel mi? Bak konusunda hiç öyle. Bak şimdi bile falan yok. Çünkü Hayır. dengesi bozulur. Hayır dengesi bu. Hayır o bırakıyor zaten atıyor kendine. Serkan eğer kramponun o topuk tarafına bir hafif böyle bir değiyor. Şimdi buradaki temasın şiddeti daha yüksek olsa ne olur biliyor musun? O ayakkabı oradan çıkar. Tabii. Oyuncu var ya e, Bakın normal izleyeyim. yani çorabıyla kalır. Ayakkabı da bir kenarda kalır. İzleyelim. Ama burada köreç de kalıyor. Buradan, Buradan göremez. Buradan göremez. köreç abi bunun. Dur. Tamam. Şu anda temas var işte. Temas nereye var abi? Teması alalım. oyuncu da O diğer kapatıyor. açıdan baktığımızda Cüneyt. Abi temas ön, nereye? Kramponun ön kısmı. Sağ e, Kramponun ön kısmı ıı, değiyor gibi. Temas ediyor. Rakibin gibi. temas ona değiyor. Topuna ama, doğru. O da, ama burada da yok gibi yani duruyor. bak. Bak, bak Cüneyt'in demek anlıyorum. Diyor ki bak Serkan evet. temas var diyor vurmak yok diyor. Evet. Yani temas var orada bir vurup böyle bir darbe yok Uğurcan'da. Zaten öyle bir şey olsaydı. Burada da yok. Bacak es. Yani değil ba mi Serkan? Ba hocam ya ben bay temastan emin değilim. İşte evet. adamlar ispatlayıp da koyamamış evet. önüne. Belki var da bulamadı bu iki evet. açıya i̇şte baktı. İşte bulamamış. Olabilir. Ya bu ben bulamadığını yani, anlayacak yani kadar özette, anladım. Yani özette ben düşüncemi söyleyeyim mi? Hocam. Penaltı değil. Evet Aa. yok pozisyon penaltı. Hocam temas var diyorsanız bence Hayır, penaltı. Hayır temasın şiddeti ama ben e, yani burada ya yani burada bir dokunma var. Hani böyle çarpma, oyuncuyu bozma herhangi bir şey yok. Oyuncu Çinmiş. da oyuncu da şunu bitireyim şimdi Topu ayağından fazla açınca yetişemeyince bırakıyor bak Serkan. Kısa açsaydı o topu bir daha mesela top mesela aksın bak gör Uğurcan'dan kötü demiş. kurtarıyor. Erman hoca ne demiş acaba? Yok dedi. Yok dedi. Yok dedi yok dedi. Erman Hoca yok dedi ama şey yanlış ayağını tuttuğu da zaten o tespit edip, Temas yok Hayır, mu dedi? Penaltı, penaltı yok dedi. Penaltı yok dedi ama zaten hani burada ya, bir temas da olsa mesela temas e, olsa oyuncunun e, oynadığı rol itibariyle inandırıcı bak, olmamış yani. Bak, Hız, ama ben temas hızlı göremiyorum. Hızlı oynat hızlı oynatır mısın? Şu açıdan yok temas bak, zaten. Oyuncu yetişemiyor. Ama diğer açıda var gibi Hayır, hayır. Ben. O, oyuncu yetişemiyor. Bak şimdi burada dipliyor açıyor bak bak. Şimdi Uğurcan dokunmadan şuraya bak Serkan. Ulaş bir Cüneyt bakın. Hı, buraya da bakalım. Hayır, burada da yavaş yavaş görelim. Hayır bundan daha bak, Bakın ah orayı bakın. Biraz daha geri gelip tam temas ama, olduğunu düşündüğümüz anda durabilir Ama bak ben mi? başka bir şey söylüyorum. Serkan oyuncu çok fazla açtığında bir de temas olmadığı halde dokunduğu an bırakıyor kendini. Topa yetişemeyeceğini anlıyor. Yani Buray, normal hızlı... miyiz sevgili Cüneyt? Hızlı Tolga, bir, o, işte. hızlı bir oynattığımızda Tolgacığım, veya... sana zahmet. Veya bu, ma bu, maçın tekrarını ne izleyenler... bu, bu açıyı diyor, ya, büyütelim? Evet evet bu açıyı. Ayağından bu kadar açması Cüneyt o topu var ya kısa açsaydı A, var duralım ya Duralım burada diyerek. büyütelim. Bence yani temas yok. Kameranın lensi çıntıda da olayı büyütüyor zaten. Ya varsa bile dokunma o temas değil. Yani bir oyuncunun yok. Milimet milimetrik bak yoksa. santim değil milimetrik belki tabii, tabii. bir temas. Yani, yani sürtme diyelim hadi daha da yani, konuşalım. Bravo bravo arkadaşız. sürtüyor. Bak, ya. bak bence sürtme de yok. Ama siz en net açıdan değil. Bu arada ayan, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Geldi. bilmiyorum, bak, bilmiyorum başkası söyledi mi? Ama zaten açılar yanıltır sevgili Cüneyt. Bir dakika yani, ya bu başka dakika. bir şey söyleyeceğim Açılar fakat Uğurcan'ın ayağını kaldırışı da iyi niyetli değil ama temas bence yok onu ya da söyleyeyim. Bence çok hafif sürtünme gibi bir şey var ama ne bozacak oyuncu ne penaltı yaptıracak o aksiyonu bozacak bir hamle yapmıyor bana göre Uğurcan. Ben Ve temas de görevi. oyuncu bak hızlı oynatalım bir de arkadaşlar hızlı oynattığında oyuncu topu açıyor Serkan yetişemeyince anlayınca Aynen, bırakıyor kendini. bak. Uğurcan'dan önce çok kötü diplemiş topu. Bak açılıyor top. Bir oynatın bak anlayacaksın. Oyuncu dedi anlayınca Uğurcan'ın da çok hafif dokununca ya bırak yani diyorum ya milimetrik dokununca bırakmış kendini. Oyuncu yetişseydi o topu hemen yanında kalsaydı açmasaydı Cüneyt Hı -hı. tekrar o aksiyonu devam ettirip topa vurmak isteyecekti. Evet. Oyuncu çok ilginç bir pozisyon. Yani. Tabii. Bir hızlı oynatabilir miyiz? Bunu Ama Burada şunu bir demişlerdir Cüneyt. Ben e, yorumcuları bak hemen top hemen nereye gidiyor görüyor istiyorum. musun var <laughs> bak, onlara <laughs> kanıt sunamadığı için bak, Hakem'in cüneyt, kararı doğru bu, bak cüneyt serkan bak şimdi bu pozisyona bak top nereye gidiyor bak dokunuza açıyor top dışarı evet, doğru gol gidiyor gol olma ihtimali kalmayan bir yere gidiyor evet. ondan Peki. bırakıyor kendini bir sonraki pozisyona da bakalım o zaman o ikinci sarı kart değil mi bu Mendy miççe değil mi Mendy'nin ikinci micho, sarı kartı. değil mi o yalnız Ya bir şey söyleyeyim mi? Burada varı falan bıraktı. Dördüncü hakemle yardımcı hakem siz ne yapıyorsunuz ya? Sizin yanınızda bu aksiyon oluyor ya. Siz burada ne yapıyorsunuz Allah Aynısı aşkına? Aynısı ya. ya? Aynısı değil mi Torreira'nın? Yok, e, Torreira'nın ki hiç değmiyor. İşte bu. Ya yani bu Bu da bu, değmiyor. Yok, değmiyor ama mesela yani hiç yakın bile değildi ki. Ya bir de Bu mi, biraz daha mi, yakın. Mitchu mit var ya, Azal ya şimdi bir şey Hiç diyeceğim. Hiç böyle hep böyle beyefendi doğru mu? Bu işlerin içinde olmayan bir insan. Yani bu kadar da böyle eksajere edip böyle ayılıp bayılıp yani onun gibi iyi bir sporcunun bunu yapmaması gerekir ya. İşin de tuhafı az önce söyledim ya. Varı yani, geçtim. Varda zaten var ya. Hocam, var 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 gibi. Var Varda kimse yok. Faal var mı? Hiç. Yani faal versen olur o vermesen de olur. Bence Bak şimdi, faal bile Versen şu. Burada sen nasıl atıyorsun? Alper Ulusoy devreye girmiyorsun. Dördüncü hakem senin önünde ya. İkinci Siz kardeşim giriyor mu devreye bir tek arkadaşım? orada kulübelerde antrenörleri bir de oyuncu değişikliği için dördüncü hakem orada mısınız? Yardımcı hakem oraya yakına gelmişindir. Siz de müdahale etmiyorsunuz. Ele en büyük dördüncü hakem Serkan çok net görüyor. Bak bir pilottan alsın bizim arkadaşlar rejide. Çok net göreceksin. Ayıp ya. Şuraya bak. Bak bak şimdi dördüncü hakem. dur tam dördüncü öyleydi ha Bir dakika dur burada kalsın. Dördüncü hakem var ya. Daha nasıl görecek Hayır ya? hocam yan hakem de görüyor zaten. Yan hakemin de önünde dördüncü hakem ikisi de görüyor ikisi de müdahale etmiyor. Yani çok enteresan ya. Yardımcı ya çok, da çok görüyor, enteresan. Dördüncü hakem de görüyor. var Buna da, Burada da, da bütün hakem hocaları yanlış karar verir. Yanlış. bir ya, bu, yani, yani ya buradan oyuncu yani buradan ya. oyuncu mu atılır Allah aşkına ya? Şimdi, o zaman gelelim Ertuğrul Doğan'ın söylediğine tamam, işte. Tamam Ertuğrul Doğan şimdi Trabzonspor'un Bunları, bunları gördükten sonra çok iyi başlamadığı bir dönem içerisinde sen bunları yapıyorsan bir de iyi olduğu dönemde ne yapacaktı ve niye hep Trabzonspor? Yani Bahattin Şimşek, Volkan Bayaslan, Alper Ulusoy bunlar Trabzonspor tarafından hep böyle e, işaretlenmiş hakemler. Bu da Süper Lig e, marşından bir mısra gibi oldu. Bunu bence Alper Trabzonspor Ulusoy. bir marş yazıp e, ortaya koyması Bayaslan lazım. Falan. Evet <laughs> Volkan Bayaslan mesela. Hep, hep ben böyle... orada Osman Hoca'ya bir şey söyleyeceğim Osman Özköylü'ye. Şimdi tabii Trabzonspor'la oynadın hocam sen de. Eski Trabzonspor'un oyuncusun ve iyi de bir teknik adamlık yapıyorsun bence. Hı <laughs> ee, bunu da konuştuk. Şimdi geçen hafta Tugay Kağan Numanoğlu ile ilgili bir şey söyledi bu maçta. Dedi geçen hafta da... 85. dakika bir penaltımızı vermedi. Evet vermedi. Tugay Kağan Numanoğlu bunu yaptı. Şimdi ben döndüm geriye doğru. Mesela Pendik Spor bugün resmi hesabından da paylaşmış. E, maçı Maçta kendilerine göre hatalı hakem kararlarını ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Dedi. E, hocam geçen hafta mesela Pendik Spor hesabının yayınlamış olduğu senin açıklamanı okudum. Tek kelime etmemişsin mesela. Tugay Kağan, Numan böyle işte kara gümrük maçında bu şekilde hatalı kararlar verdiğini. Pendik spor hesabı da e, o maça dair hiçbir şey paylaşmamış. Ve bu maça gelip bu maçtan o maça atıfta bulunmak ya hoş bir durum olmuyor yani anlatabildim mi? Bir de e, Trabzonspor'la ilgili de burada hatalı kararlar var mesela. Hani başkan çıktı söyledi evet okey de. Yani mesela geçen senede Ümraniye Spor aynı şeyi yaptı mesela gibi. Bu arada Pendik Spor'un paylaşımı. Bir orta hakem, iki yardımcı hakem ve federasyonun görevlendirmeyi unuttuğu iki var hakeminin yer aldığı ya da yer almadığı maçta verilen ve verilmeyen kararların takdirini kabul i̇şte, kamuoyuna Doğru bize bıraktılar. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir açıklama. Penaltı penaltı değil. Kırmızı, kırmızı kart, kart kırmızı, kırmızı kart, kart, kart değil. değil. Golde i̇lk golde de var. ilk golde de bende gol yaptı, gol geçerli olmayıp faul var. Çok doğru. Biz kamuoyunu kamuoyunu işte Aslında e, temsil eden insanlar olarak Hayret e, televizyona çıkan bizim gibi birçok arkadaşımız da çıkıyor ayrı ayrı kanallarda. Bizim düşüncemiz de bu. Yani hakem aksine yani Trabzon'un lehine değil aleyhine kararlar vermiştir. Trabzonspor'u <laughs> gol yedirmiştir ve Trabzonspor'u son 20 dakikada 10 kişi bırakarak belki orada işte Uğurcan o topu iki tanesini çıkarmasa maç 2-2 bitecek. E şimdi bir bak iki hafta sonra yine bizim meşhur hocamız Bahattin Şimşek bir yerlerden çıkacak Serkan yine maç yönetecek. Bu arada Trabzonspor kaosa gidecek. Bu kadar yatırım olmuş. Ulaş çok güzel açıkladı. Başkan cebinden bu kadar para vermiş. İşte takım başarılı olmasını istiyor. Hiç umurlarında değil. Ya bir de Hocam bu arada Premier Lig'de de bunlar oluyor. Bugün Verilmeyen golü görmüştünüz mü? Evet gördüm. Liverpool gördüm maçını. Çok enteresan. Müzli yazın attığı golü. Evet. Şimdi yeni bir iddia var onunla ilgili. Madem hakem üzerinden konuşuyoruz, onu da kısaca paylaşayım. Ee, orada da tam bir VAR skandalı yaşanmış. Şöyle son gelişme. Ee, VAR ekibi, orta hakem golü verdiğini sanmış. Karar doğru. Doğru karar verdin demiş. Oyun devam etmiş. E Premier Lig'de var ya Premier Lig'de oluyor bu hocam. Ya ha hakemler falan ayrı bir standartta var Yani var Offside olmadığı görüyor. Hakemin de golü verdiğini zannedip Biliyor. devam ettiriyor devam ettir, oyunu. Evet. Şimdi bu gol geçerli sayılmıyor. E ee, Premier Lig. Ama maçtan sonra da o kadar fazla konuşmazlar ha bizim gibi. Biliyorsunuz bitirirler olayı falan. Yani bir ama bir gün bu, falan bu, bu, konuşurlar bitti. Hayır, hayır bir gün falan konuşurlar. Zaman kazanır, kasada <laughs> İngilizler de futbolda. Ya şimdi hafta yememdi yok değil mi Adana Demirspor <laughs> maçında? Ama Bahattin şimdi. Bu arada Fark şu bir <laughs> saniye. <laughs> E, e, İngiliz Merkez Zekem Kurulu açıklama yaptı karar atal diye. Hayır hatalı diye yapar. Resmi Onlar ama yaptılar. o ne iş tartışmalı büyümesi gerek kal. Evet, evet hata, evet, yaptı, hata yaptı. yaptı o işi fazla. Tabii ceza. Tabii ceza verirler. Ne, o işi ne, büyütmezler. Ne cezası veriyorlar acaba? Çok dinlendiriyorlar. Dinlendiriyorlar, dinlendiriyorlar, dinlendiriyorlar o tabii. ceza başkanı. Bize dinlenen hakem oldu mu hiç? Oldu. Ama eskisinden kötü döndü. Ya biz bizde bıraksan Bence aynı var ya, ya biz, de yeni sezona başladık değil mi? Geçen sene hep beraber burada dördümüzü hakemleri konuştuk. Aynı MHK aynı hakemleri verdi işte. Doğru. Görev yapıyor. Aynı var hakemleri de görev yapıyor. Bir tek bir iki isim attılar için o kadar. Yani değişen bir şey yok ya. Varda o e, maç yönetiyorsun olmadı. Vara geç. Varda sana iş bulalım. İşte en son işte ayrılanlar oldu varda. Ne güzel. O yani yani vur patlasın, çal oynasın. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bir de işin tuhafı söylüyorum. MHK'ler çok tehlikeli. Geçmişteki bütün başkanları onlar bir şekilde götürdü. Bu federasyonun özellikle buna dikkat etmesi gerekir. Trabzonspor'da doğru bir şekilde başkan konuştu. Çünkü daha ikinci, ikinci hafta Trabzon maçını galip bitirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbak konuştu. İşte geçen iki haftadır Fenerbahçe konuşuyor. Ee, yani herhalde Trabzonspor'un geçen hafta da aynı şekilde üç pasla gol attılar işte var protokolüne göre olmaz vesaire veya futbol işte kurallarına göre olmaz diye normal golü de Yani bana göre değildi. E bugün de aynı şekilde bir tane kırmızı kart bir tane gol. Başkan doğru bir şekilde konuşması gerek. İşin de acı tarafı ne biliyor musun? Türkiye Futbol Federasyonu şimdi böyle konuştuğu için de madde olarak da ceza verecek Trabzonspor Kulübü'ne. En az ya şaka gibi ya. Yani hakkını savunuyor. Şimdi Ertuğrul Doğan bir Trabzonspor Başkanı veya ilk kulüp başkanı diyelim. Hı -hı. Aynı şekilde Anadolu takımlarında da olsun büyük takımlara hakkını savunuyor. Yanlış bir karar var. Bir de para cezası veriyorsunuz. E nerede savunacak bu takımın hakkını peki? E taraftar istiyor, camia istiyor. E peki da ne oluyor biliyor musun değil mi? Hakem kararları öbür haftalarda daha kötüleşmeye başlıyor. Hiç iyileşeceğine. Ya diyor ki bunun sesi hiç çıkmıyor. Hani Vurun abalaya gibi. Hadi bunu da şey yapın, bunu da bir şekilde hakem hataları şimdi, devam ediyor. Şimdi başkan orada diyor, Mendi'nin atıldığı pozisyonda neyi gördüğünü merak ediyorum. Zaten İlk golden önceki faulü yani kendine göre yorumlayıp faul diye çalmadı ya. Mesela orada görüyor çalmıyor. Burada görmüyor çalıyor ve ikinci sardan atıyor. Nefis. Şimdi haftaya Mendi yok Adana Demirspor Önemli bir maç Oo. milli aradan önce. Ama Bahattin Şimşek'te Alper Ulusoy önümüzdeki bir, bir yerlerden çıkarlar rahat olur. Yine Diğerlerden çıkarlar tamam. Ya bu hakemlere yok mu ya kırmızı kart falan? Salih dursun Salih çağıralım dursun da gelsin yapsın abi. Güzel yapıyordu o iş çocuk yani. Türk spor tarihine geçen bir eylem ya, yaptı. Ya bir şey dikkat ediyor musunuz? İyi insandır özüne bir şey yok. Bahattin Şimşek'e bugün bakıyorum bir gergin ulaş. Dikkat ediyor musun karar verdiğinde falan, koşarken, karar verirken? Yani hakemlik yetisi, liderliği bizde maalesef olan hakemler tabii var. Olmayan da çok var ya. Yani... Sağ içinde ne karar vereceğini bilmiyor. Yani böyle ka kararsız. Yani karar vereceği o kararsız. Hı -hı. Kendinden emin değil. Ezbere kararlar veriyor. Vücut dilleri kötü. Esas bunların yani bir şekilde MAK tarafından çözülmesi gerek. Onarço ve performans çocuk. Bir bakalım Onarço'yu konuşalım. Bugün yine maça damga vuran isimlerden biriydi. tabi de İsa'yı da sonra Onarço'dan sonra konuşalım. Yeni formültü. Evet, teknik da bakalım. Yani ben yine kalkayım. Trabzonspor 3 maç 3 gol 1 asist, 1.7 şut, 4.1 hava topu kazanma, %40 ikili mücadele kazanma. Geçen sezonda yapmış 33 maçta 17 gol kaydetmiş. En iyi sezon performansı 41 maçta 35 gol, 5 asist. 2-0'lık dev adam. 41 maç 35 Genkte. gol. Genk. Performansı böyle. Ki çok doğru bir soru sordu Ulaş Özdemir. Eğer olmasaydı. Ne olacaktı? Bunu Biyelisa işte sormak lazım şimdi. Şimdi e, Bielsa'ya sormak lazım bir ikincisi. Yani bu maçtan sonraki yayında da konuştuk seninle. Hocam da geçen hafta çok güzel bir tespit yaptı onunla ilgili. Ya ben hala ile beraber Trabzonspor'un ne oynadığını anlayamadım abi. Ben de. Yani bir plan, bir organizasyon var mı yok mu? Hani rakip takıma karşı böyle gerçekten oynayabildiği, topu da vererek Beşiktaş maçı. Hani ortaya bir fizik koydu ama taktiksel manada bana göre teknik anlamda yine çok yeterli bir seviyede değildi. Ne dedik o zaman hocam? Fizik kaliteyi teknik kaliteyle birleştirdiği zaman ancak takım olabilir Trabzonspor. İşte Fenerbahçe'de olduğu gibi. Yani fizik kaliteyi de teknik kaliteyle birleştirdi ve çok güzel bir takım oldu Fenerbahçe. Ama Trabzonspor'un şu anda teknik anlamda... Bir pas takımı hocam değil mi? Yani bir kontratak takımı mı, bir pas takımı mı? Oyun tarifi yok. Yok yani. Ya. Hani bir şey diyemiyoruz. Bir de çıkarttığı 11'ler hocam özür dilerim. Çıkarttığı 11, yaptığı değişiklikler yani hani çok çok enteresan. Bir dağınıklık var. hoca hocada mı? Şimdi ben mesela bu takımdan bir oyun çıkartabilirsin. Bir oyun formasyonu olur ama yani hala ortaya bir şey koyamadı şu ana kadar ve kazanılan bir maçtan sonra da eğer Trabzonspor teknik direktörü eleştiriliyorsa bence burada oturup düşünmesi gereken isim bir Elisa'nın kendisi. E %70 topla pendik takımı oynar mı ya? Kendi İç sahada bir Bunu de. nasıl açıklayacaksın? Yani bu yani bu oyun ileriye sana e, yani haftalarda ümit veriyor mu? Taraftar bunu kabullenir mi? Bunu referans alır mı? Ya bizi iyi oyunu galip geldik yok. böyle bir şey olabilir mi? Bak şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Bugün var hakemi işte hepimiz de biliyoruz. Ama dedik yani varın karışması gerek. Niye protokolde var? Geçen sene de burada programlarda söyledik. İkinci sarı karta karışmıyor. Evet. Karışmadığında ikinci sarı kart. Direkt kırmızı karta var karışır. Evet. Ama yani diyoruz ki orada bir şekilde hadi o karışmıyor. Yani Fransız oluyor. Bielisa'da oyuna bir, bir şekilde karışmıyor. O da oyuna müdahalelerde Fransız. İlk 11 çıkan ilk 11'de sonraki değişiklerde. Şimdi Trabzonspor'u düşünebiliyor musun? 6 numara Mende oynuyor oyun kurucu. Bana göre oynamaz. 8 numara profilinde bir oyuncu. Patrick bir vardı hı hı. ya Arsenal'de unutulmaz efsane oyuncu. Onun gibi uzun bacaklı o da bir 8 numaraydı. Ben aynı oyuncu demiyorum. Patrick bir büyük oyuncu zaten efsane. Ya onun gibi uzun bacaklı. Şimdi bu manevrası böyle dönecek geçecek orta sahada oyun kuracak. Topu hareketlendirecek tempo belirleyecek bir oyuncu değil. Şimdi burada onu oynatıyorsun. İki tane de bugün kimi oynattı? Bardi'yi çok seviyor. Bardi'ye aşık zaten adam. Yani ben ben Sanki bu kadar evlad, yani onu evladı yani evladı falan galiba. Anca. Yani bu kadar seviyor. Bir de Bakasetas ikizde 8 numara oynamaz Serkan. Şimdi 4 -1, 4 1 4 1 4 1 gibi oynadı. Sağda Vişka bir şey oynamadı. İçlerde 8 numara Bakasetas Bardi Solda Trezege. İleride de Onoço. İkisi beraber. Mendy ile ikisi top oynuyor. Bir de ne oldu? Hucuma hiçbir destek yok. Adam yani kendi Allah Allah baş başa adam ne yapacaksa kendi yapacak. Bu ara Mendy de orta sahada çocuk yalnız başına bu kartları görüyor. Niye? bakaset asla vardı top rakipteyken hiçbir şekilde defansif hamleleri yok. Hı hı. Sıfır. Ne orta sahada bir direnç var ne de oyuncu profillerinde doğru bir seçim var. Ve de oyun çıkmıyor. Oyun ne pas oyuna dönüyor ne direkt oyuna ne bir savunma hiçbir şey yok. Sen bu men diye bir de ne yaptı? Artık insanlar öğrendi. Bugün Mitşe'yi oynattılar arkasında zaten. Mitşe bütün aksiyonlar da var. Çoğu zaman da kapattılar. B planı yok. Yani oyuncu e, mesela ya ilk devre nasıl bir oyuncu değişikliği yapmaz? Yani bunun skorla falan ilgisi yok. İkinci yarı nasıl geç kalıyorsun? Yani Trabzonspor takımı ya topun ve rakibin peşinden koşmaz. Geçen hafta Hatay Spor maçında da böyleydi. Bugün de Pendik Spor'a karşı topun peşinden koşuyor. Allah aşkına ya bir iş sahada bir baskısını bir pres yapmaz mı Trabzonspor ya? Yani bu kadar büyük rakamlar oyuncu alınmış edilmiş. Yani bir taraftar şampiyon olmayabilir Trabzonspor bu sene. Evet ama taraftarın gözüne hoş gelecek futbolu bekliyor şehir. Yani gitsinler oraya maç seyretsinler takım baskılı yüksek tempoda çabuk hızlı oynuyor. Ama nerede? Yani düşünebiliyor musun Trabzonspor her geçen haftada kan kaybı yaşıyor. Ne gibi? Oyun anlamında geriye gidiyor skoru alıyor, oyunu erteliyor. Hadi tamam beş taş maçı oldu anladık. Ama ne oldu? Hatay deplasmanda bomban patladı. Bugün 2-1 yendin yine sıkıntılısın. Ya yani seni böyle bir sürdürebilir bir oyun değil bu. Bir Trabzonspor'un şunu görüyor musunuz? Bir oyun haritası var mı? Oyun haritası çıkacak bugün bunu oynayacak diyebiliyor musun ya bu. oyun haritası budur ya budur olur tüm... olmaz yok. tahmin ya. edebileceğimiz ya bu bile yok. hoca oturduğu zaman ekibiyle ya diyor ya 8 numara ben 4 1 4 1'de bakasetası ve bar da bravo falan mı diyorlar ya ya daha doğru orta sahalar var elinde bu orta sahalardan bir kurgu yap ya bunlarla böyle büyüklüğe çıkarsan işte ya düşün o mendide de tam atılması yanlış dedik ama işte o adamı da oyundan attırsın basar eder koşar çünkü 3 kişilik oynamaya çalışıyor adam Top rakipte ikisi de yok. Bak vuracak bir tane duran top, korner vesaire. Trabzonspor'un bir analizini yapayım Trabzonspor ligde attığı gollerin var ya, hemen hemen hiçbirini cihaz sahası içinden atmamış biliyor musun? Şimdi Mesela, penaltı saatimiz 07.20, telefon hattımızda sürpriz bir isim var. Uyumamış hocam programdan sonra bizi de izliyor. Kim diye bakıyor konuklarımda? Erman Toroğlu. Hocam iyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar ya beni gece uyutmadınız tabi yatacaktım <laughs> teşekkür ederiz hocam. Bizi sizi yakaladım güzel konuşuyorsunuz aslında gir, girmek istemezdim ama. Estağfurullah hocam şeref verdiniz buyurun. Takım oyuncu arkadaşlarımsınız abi ne yapalım? Yarın sağ olun hocam destek olmuş oldunuz teşekkür ederiz buyurun. Yok bir şey söyleyeceğim. Sizi izliyorum biz bir program yaptık Enderler siz de yapıyorsunuz güzel şeyler anlatıyorsunuz bakınız bir şey söyleyeceğim. Ben bu hakemler yüzünden hakem oldum. <laughs> FIFA yıllarca bu olaylardan çok rahatsız olduğu için, yani bu hakem hataları <laughs> her yerde oluyor, bizde İngiltere'de, Almanya'da, Arjantin'de. Var lan avarı getirdiler, değil mi? Var lan avarı getirdiler. Doğru <laughs> hocam. Var lan avarı niye getirdiler? Hakemin ve yardımcının doğru. görmediklerini düzeltmek için ve yardımcılarının görmediklerini düzeltmek için değil mi? Tamam. Evet. Buraya kadar her şey güzel. Peki bugün ne oldu? Bugün iki tane hakem Galatasaray ve Trabzon maçında görmediği pozisyonlarda düdük çalıp karar verdiler. Görmedikleri pozisyonlarda. Bakın işin sakatı burada. Yıllarca bunları yaptılar. Yıllarca. Görmediğini çalmak en büyük, e, hani futbolcuya sahtekar diyoruz ya, oyuncu sahtekarlığı, hı hı. pozisyon sahtekarlığı, bu da hakemlerin karar sahtekarlığı. Görmüyorsan verme, devreye varlara var girsin. Arkadaşlar, bakın, büyük tehlike, görmediğini veren adama güvenmem, ama bu iki hakemin, bu iki hakem de torpilliler bunlar. Babadan oğlan hakemler. Hiç fark etmiyor. Bunların kökünü kurutmak lazım da daha kadar yolu yaramadı. Bakın ben başka bir şeyden bahsediyorum. Görmediğini verme arkadaş. Neden Zaten veriyorlar görmediği... hocam? Maksat da ya Ne geçecek ellerine görmediklerini vererek? Zavallılar çünkü olayı bilmiyorlar. Ya görmüyorsun Cüneyt. Yani hı hı. görmediğin bir şeye nasıl artı veya eksi diyebilirsin? Sana soruyorum. Görmüyorsun. Doğru. Ya biz bile pozisyona bakarken lan gösteriyorlar, oynatıyorlar. Yok o ayağını kaldırdı mı, indirdi mi? Biz bile zorlanıyor. Bunlar görmediği pozisyona düdük çalıyorlar arkadaşlar. İşin sakatı orada. Bakın yıllarca bunları yaptılar. Görmediğine. Ya senin görmediğine ben görmedim dersin. Görmediğin için zaten var lan. Var var görmediğin için. Ama sen düdük çalarsan varlan avarı da devre dışı bırakıyorsun Cüneyt'ciğim anladın mı? Çok net. Ya. Bakın. Bakın. Yorum yaparken artık bir yere geleceğiz. Yok öyle sağa solun oynamayacak. Görmediğini verirsen bir yerleri kitlersiniz. Varı da kitlersiniz avarı da. Çok akıllılar. Bunlar çünkü yıllarca akıllar hareket de bunlara sahip çıkan kulüp başkanları şu anda kafalarını kuma gömdüler. Hepiniz biliyorsunuz bazılarını. <laughs> Onun için bu işin bataklığı kurdum, bataklığı. Sivrisineklere bakmayın. Hepinize iyi akşamlar. Seviyorum hepinizi. Bir şey soracağım. Hocam, hocam son bir soru alalım. Geçelim bu saati de şeref verdiniz. Gerçekten biz de sevindik. Tamam. Buyurun Ulaş ee, hocam şunu soracağım. Dediniz ki federasyon hala uyanamadı hakemlerle ilgili. Yani geçmiş federasyon başkanları yönetimleri de uyanamadı hocam. Yani uyanan orada bir dur, federasyon... Orada dur, orada dur, orada dur, orada dur, orada dur. Maalesef bu soruyu sordum. Bakınız 3-4 federasyondur, 3-4 federasyondur geçmiş hakem temizliği yapmak istendi. Hakem evet. temizliği. Buna Hasan Doğan rahmetlisi başladığı idi. Hasan Doğan'ın olayında ben de vardım. O isimlerin gitmesinde benim de payım var. Bakın ne kadar net şeyler söylüyorum size. Altı kişi. Arkadaşlar ne zaman hakem operasyonu başladı. Temizlik başladı. Hakemler gidecek. Aa... O federasyonlar ve MHK'ler gitti, hakemler geri geldi. Arkadaşlar siz neden bahsediyorsunuz? Ya büyük resmi görün. Bakın ne zaman pislikler temizlenecekti, yaralılar, defolular, arkadaşlar o federasyonlar gitti, o komiteler gitti, o hakemler kaldı arkadaşlar. Oraya bakın. Onlara kimler destek çıktı? Onlara bakın. Onlar hala piyasada varlar. Onlara bakın. Daha göremiyorsunuz. Yok görüyoruz, görüyoruz hocam. Federasyonlar gidiyor ama aynı aynı hakemler kalıyor, aynı ekip evet. kalıyorsa. E nasıl bir tesadüf bu ya? O zaman hakemler gidiyor, temizlik yapacak MHK gidiyor. Temizlik yapacak federasyon gidiyor. Hakemler hep aynı kalıyor. Bu iki hakem yıllardır aynı kalıyor. Evet. Bunda Megis'te işte torpilli aileden. Bakın sülalelerine kimler var hakem. Ki? Neden bahsediyorsunuz ya? Peki. Büyük resme bak bak lazım hocam. Çok doğru söylediniz. İyi, i̇yi akşamlar. Geceler. Öpüyorum hepinizi. İyi geceler. Sağ olun. akşamlar. İyi, geceler. İlluminati Futbol aşkını şuna. görüyor musunuz? Bu saat olmuş. Var, Toroğlu Erman oturuyor. Hocam, da evet. izlemeye devam ediyor. Fikrini ya de korkusuzca evet. açık seçik. Dert, dert ediyor. ediyor. Dert. E şimdi de dert Erman dert Toroğlu da hani Marş dedik, güldük, eğlendik, sen başka bir şeyler dedin. Ya faydalanın değil mi hiç mesela Erman Toroğlu'nda? Erman Madem Hoca, Erman Hoca, Erman Hoca, Bu kadar kafa yoruyor Erman Toroğlu. Bildiklerini tam manasıyla anlatsa zaten Türkiye'de futbol eskisi gibi olmaz. Onu söyleyeyim. Bir kere anlattı ve bir kere gerçekten o işin içindeydi. Demin de kendisi ifade etti. Hasan Doğan döneminde sonlandırılan hakem, e, hakemlikleri sonlandırılan isimler olmuştu. Ben de orada yakın tanıyayım o dönemin. Ee, bu arada Erman Toroğlu, sen de iyi bilirsin. Yardımcı olur. Hani bu işleri aydınlatayım. Beni, e, Benim bildiğim faydaların. sadece iki tane Böyle bir gayesi de yok kurulu, yani hocada. Merkeğe başkanı olayım. Böyle olayım. Yok böyle iki olayım. tane teklifi benim bildiğim var sadece. Onları sadece futbol sevgisinden bunları dert ediyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii, tabii. Ben birebir yaşadığımı söyleyeyim. Bir beklentisi söyleyeyim. olduğundan değil. Tamam birebir e, MHK'de iki defa e, görev almış. Biri de bir defa böyle ikinci adam pozisyonunda bir insanı gördüm alışveriş merkezinde burada. Ben yani girmek için olayları hatta görmemesinden geldim. Reha ne haber dedi. Ya neler anlatacağım böyle böyle falan. Arkasını öbürsü gördü bir iki ay sonra o da ayrılmış. neler anlatacağım falan böyle böyle bir bilsen içerisine sık sıkarışık. Ya Allah aşkına karışık da anlatacaksın, edeceksin madem o da niye düzeltmiyorsunuz? İşinize gelmiyor. Yolda bir de benim samimiyetim yok ikisiyle de. Ha. Düşün yolda selam verip bak neler anlatacağım falan. Yani kendi işlerinde zaten apayrı bir yani orada bir sıkıntı var. Yani kimin ne oynadığı, ne çaldığı belli değil. Yani herkes orada bir ciddi bir gruplaşma var. Kendi adamı var. Bir bakıyorsun böyle yani bölgecilik var. Yani bir bakıyorsun İzmir bölgesi. Tam ben İzmir'de yaşıyorum. O taraftaki hakemler güçlü oluyor. İzmirli hakemler devamlı hem var da hem o vardı hem de maç yöneten hakemler bütün devamlı Süper Lig'de 3. Lig'e kadar İzmir'den yolluyorlar Cüneyt. Bakıyorsun öyle başka bir bölge güçleniyor oradan yollanıyor. Yani çok ciddi orada sıkıntılar var. Yani bunun için bir standart yok. Hep söylüyoruz adalet yok. Ya yani düşünüyoruz Türkiye'nin en önemli iş Doğru. adamları en son iki tane federasyon başkanlığı yaptı. Ya yani kendi futbol geliştirmek için çalıştırdılar. Yani en son Mehmet Bey'e kadar ve de sırf MHK'deki yapılan hatalardan hakemler bilmem ne bir sürü olaylarından adamlar çekti gitti bıraktı. Peki. Şimdi Tava Trabzon'dan geliyor. Son sözü ulaşa bırakalım. Tamamlasın sözlerini. Şiir, şiir var mı akşam? Yok yok. Yani şiirlik durumumuz kalmadı. Kalmadı. Keyfi kalmadı. Yok keyiften yok <laughs> keyifliyim. Yani yorulduk hocam. Gecenin saat bir buçu Bir de maçtan sonra bir program. Sağ olsun çok sevgili moderatörümüz Cüneyt Bey. Yani sizin gibi değerli bir konuk olunca <laughs> Ulaş Bey'ci. Estağfurullah. Ben şunu söyleyeceğim. Yani ben e, hocamın söyle, bıraktığı yerden Trabzonspor'la ilgili başlayayım. Yani Trabzonspor'un bir oyun vaat etmesi gerekiyor camiaya, Türk futboluna. En az daha bunu çok net bir şekilde göremedik. E, Beşiktaş maçından sonraki hafta hani bir sürdürülebilir oyun olabilir mi acaba bunu taşıyabilir mi devamındaki haftalara dedik. Ee, orada da orada da bir şey göremiyoruz. Bu durum e, en çok e, Sayın Başkan ve yönetimin elini e, bir anlamda zayıflatır. Çünkü saha her zaman e, yönetimin yaptığı doğru işleri desteklemeli. Eğer bu iş böyle devam ederse, yani saha böyle devam ederse özellikle ben e, yani bu işin çok teknik ekip açısından sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum ama belli olmaz futbolda işler. İşte önümüzdeki haftada Adana Demirspor deplasmanı ardından bir milli ara girecek. Belki orada hani Umut Güneş gibi, Berat gibi oyuncuları hiç olması orta sahaya monte etmek için bir çalışma düzeni kurabilir. Umut tek tek. Güneş parantez içinde hemen monte etmeleri 8 numara Bugün profilde. Bugün hiç ısındırmadı bile hocam. Evet. yani, yani Yedek kulübesindeydi hiç ısındırmadı bile. Işin, i̇şin de tuhafı yani tanımıyor mu etmiyor mu? Yani konuşacak esasen çok şey var ya. Var. Konuşacak evet. çok şey var sevgili Cüneyt'ciğim. Daha sonraki programlara da bu konuşacaklarımızdan Tabii. bir şeyler taşıyalım bırakalım bazen istiyorum. Susmak da çok şey adlatır değil mi? Evet bazen susmak gerekir. Bazen koşmak gerekir. Bazen de Süper Lig'e marş yazmak gerekir. Onu da inşallah önümüzdeki <laughs> dönemlerde. Peki Süper demişken e, yarın oynanacak daha doğrusu artık bugün oynanacak. Maçlara dair tahminlerinizde sadece kazanır kaybeder favori şeklinde olabilir veya berabere kalır. Alarak noktayı koyalım. Fenerbahçe Çaykur Rizespor Serkan Korkmaz. Yani Fenerbahçe <laughs> bayağı bayağı favori ama yani bize de, Çaykur kazanır. De iyi takım yani İlham söyleyeyim. Rize, İlhan Palutlu Rize iyi bir takım. Bir yani. planı olabilir ama ben ki Zaten 6. sırada şu anda maç eksiğiyle. Geçen haftaki o berabere kaldıkları Sivas maçındaki plan olursa fark yerlerdir. İkinci yarı özellikle e, Sivas Spor'un kalesine gidemediler. İç sahada ve de iyi bir seyirci gelmişti. Maçı seyrettim ben. Tabii ki Fenerbahçe benim adıma söylüyorum bir adım Oğlum, önde. Tabii tabii yani canım. İki oluyor. adım. Bence ben. bir adım değil ya, bir bayağı yani, adım önde hocam. Bence yani. Saygı duyarak konuşmak. Ben o açıdan dört bir adımım. Rakibe de saygı yani. duymak gerekiyor. Evet. Konya Spor Beşiktaş. Çok maç. Beşiktaş ee, açısından çok kritik bir maç bence. Çok zor maç. Hem Avrupa öncesi hem de son haftalarda beraberlik yaşananlardan Kokuyor sonra. Gibi. Az gollü beraberlik kokuyor. <laughs> bence. Ben Beşiktaş'ın da bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bu arada Şenol Güneş'e bugün canlı yayında beraberdik. Ulaş Özdemir büyük destek vardı Konya indiğinde. Hocanın da yüzü gülüyordu. Çok yıprandı bence geçen hafta içi maçından sonra hoca. Kendisi de yalnız bunda pay sahibi. O da bence bu, bir tek yani Ceng, girdiği Tabii. şey yani hoş Be Bence bir tek yıpran o değil bana göre e, başkan da çok yıprandı. Başkan daha Doğru. çok yıprandı. Yani o yıpran yüzden de, kritik yani, bir baş diliyelim. Haft doldur bir kupa kazandık kimse konuşmuyor dedi mesela. Tolga'cığım verelim müziği. Bizimki süperlik müziği İşin değil. Ama... Bıraksan %99 şampiyonuz dedi. Bu sene playoff olursa iyi Biliğinden olur dedi. Dedikten sonra hala hem %99, hem, yok. Hem, hayır evet, yok, pek hayır, pek hayır olmaması da, da, da doğru. Hayır %99 şampiyon oluyorsan zaten playoff oynar mısın? ister misin? Ha, böyle bir teklif gelirse kabul ederiz. Demek Kefet ki kendi takımla inanıyorsun? İnanmadığın bir şey de var ya tekrar ediyorsun. Büyük ya söylüyorsun. Yani %99 şampiyonuz. hayır bizzat Mehmet Büyükekşi'nin aldığım bilgi yok. Zaten resmi açıklamada yapıldı. Ben birebirde de görüştüm. Ah yok mutlaka. Playoff yok, yok. ama Süper Lig marşı şey olacak. Tamam. Takım oyununun sonuna geldik. Hoşçakalın. Süper